Merhaba arkadaşlar. Şu an sizleri böyle görünce Türkiye'nin dört bir tarafından, hatta dünyanın dört bir tarafından, hatta bir taneniz Azerbaycan'dan Gürcistan'a, Gürcistan'dan Türkiye'ye, Türkiye sınırından İstanbul'a kadar otostop çekerek bu seminere gelen insanların bu salonda olduğunu bildiğim için gurur duyuyorum arkadaşlar. Bugün çok özel bir gün. Öncelikle sevgili Ted Nuiten'e bana ödül verdiği için, ama öncelikle tabii ki daha önce size, bana bu ödülü kazandırdığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben her zaman hayaller kuran ve hayallerine ulaşmak isteyen bir insanım. Çocukluğumdan beri bu hep böyle oldu. Yapılmayan şeyleri yapmak istedim. Türkiye'de gerçekleşmemiş şeyleri gerçekleştirmek istedim. Ve en büyük hayallerimden birisi de Türkiye'nin takip eden değil, bütün dünya ülkeleri tarafından takip edilen bir ülke olmasını bu sektörde, bunu istedim. Bunun hayaliyle bu sektörde çalışmaya devam ediyorum. Ve bugün arkadaşlar bu hayalimin, yani Türkiye'nin bütün ülkeler tarafından takip edilen ülke olmasının bana göre ilk adımını bugün hep beraber atacağız arkadaşlar. Sizden bir şey istiyorum sizden. Dünyanın bu sektördeki en iyisi, binlerce, on binlerce milyonerlere mentorluk yapan bir numarası Eric Worre bugün sizler için buraya geldi arkadaşlar. Onu önce bir hak ettiği gibi alkışlayalım. Şimdi sizden istediğim şey arkadaşlar, Eric Worre'u sahneye alacağım. Sahneye almadan önce bütün telefonları çıkarıyoruz, flaşları açıyoruz arkadaşlar. İnanılmaz şekilde çığlık çığlığa dünyanın hiçbir yerinde görmediği coşkuyu, Türkiye'yi ona gösteriyoruz. Karşınızda Eric Worre! Istanbul. It's so nice to be here with you today. We get to turn you on. Are you on? Says. It's on. Okay, good. Can we keep some of the lights up? I want to be able to see biraz everyone. Is that possible? Açabilir miyiz? Odayı görmek, salonu görmek istiyorum. Okay? Açabilir miyiz ışıkları lütfen? Ah, so much better. Çok daha iyi. Hi. Herkese merhaba. Thank you.
It's so fun for me to be back here in Istanbul. It's been 7 years. 7 sene oldu İstanbul'a gelmeyeli ve tekrardan burada olduğum için o kadar mutluyum ki. Yeah. I have to tell you a quick story. Size çok önemli bir hikaye söylemek istiyorum. I was doing an event in December of 2008 in Moscow. 2008 aralığında Moskova'da bir organizasyondaydım. We had thousands of people. Binlerce insan vardı salonda. And there was this beautiful woman that was helping backstage. Ve arkada sahnenin arkasında bizlere yardım eden çok güzel bir bayan vardı. She was the sister of the translator who was helping me on stage. Sahnede bana tercümanlık yapan kızın ablasıydı. Worked in the same company I was working with at the time. O zamanlar çalışmakta olduğum şirketle aynı şirketteydi o da. And my heart stopped. She was so unbelievable. Ve onu görünce kalbim durdu resmen. Wow. I spent 4 days with her in Moscow. Moskova'da onunla 4 gün geçirdik. Trying to get her to like me. Beni beğenmesini sağlamaya çalıştım sürekli. And it was like, Ve yani. So. So we left. I went back to United States. Ve ben ayrıldım oradan. Amerika'ya geri döndüm. She went back to the Ukraine. O Ukrayna'ya geri döndü. And we started talking and texting. Ve birbirimizle mesajlaşmaya başladık, konuşmaya başladık. Skyping. Skype yaptık beraber. And our company was doing an event. Ve çalıştığımız şirket bir organizasyon yapıyordu. In February of 2009. Şubat 2009 yılında. Right here. Ve burada İstanbul'da. In Istanbul. So we said, well, since our company is doing an event, why don't we meet in Istanbul? Ve biz de dedik ki, halihazırda şirketimiz İstanbul'da bir organizasyon yapıyorken, gel biz de buluşalım orada seninle. And we'll see what happens. Ve bakalım ne olacak orada. And the reason why I love Istanbul so much is I want to introduce you to my now wife, İstanbul'u, Marina. İstanbul'u bu kadar çok sevmemin nedeni aslında size tanıştırmak istiyorum şu andaki eşim Marina Warren. So this is like almost our 7 year anniversary right here. O yüzden şu anda burada bir nevi 7 yıllık kutlamamızı yapıyoruz. Another interesting thing happened here in Istanbul. İstanbul'da bir başka çok enteresan bir şey gerçekleşti. I don't know if you know, but networkmarketingpro.com started in March of 2009. Biliyor musunuz bilmiyorum ama Network Marketing Pro 2009 yılının Nisan ayında başladı. The very first shows ever recorded for Network Marketing Pro. Network Marketing Pro'nun ilk videosu çekildi bu şehirde. Were recorded right here in February 2009. 2009'da İstanbul'da ilk videomu çektim. So it all started right here. O yüzden her şey aslında We're burada back başladı. Full circle. So let me tell you what I would like to accomplish today. Şimdi gelin size bugün ulaşmak istediğim noktadan biraz bahsedeyim. I'm going to spend about 6 hours with you. Sizinle bugün aşağı yukarı 6 saat geçireceğiz. We're going to go for about 2 hours right now. Bunun 2 saati şu anda başlayacak. Saat 3'e kadar devam edecek. Then we'll take a quick break. Ondan sonra kısa bir ara vereceğiz. Come back for another 2 hours, quick break and then finish with a final 2 hours. Geri döneceğiz. 2 saat daha bir program yapacağız. Bir ara vereceğiz ve ondan sonra son 2 saatimizi yapacağız. And during that time I'm going to give you the best I can give you in that
in that amount of time about your mindset, about your skills, ve bu süre and about your game plan. Ve bu süre içerisinde sizlere zihninizi hazırlamanız için, oyun planınız için bir takım bilgiler vereceğim. And I want to tell you something for everybody who's here today. Ve bugün burada olan herkes için bir şey söylemek istiyorum. And for the people who helped to organize this event. Ve bu organizasyonun yapılmasına yardımcı olan herkese bir mesajım var. I'm proud of you. Sizinle gurur duyuyorum. I'm proud of you for following your dreams. Hayallerinizin peşinden koşmakta olduğunuz için sizinle gurur duyuyorum. I'm proud of you for doing something unusual. Farklı bir şey yapmakta olduğunuz için sizinle gurur duyuyorum. I'm proud of you for being entrepreneurs. Girişimci olduğunuz için sizinle gurur duyuyorum. I'm proud of you for facing your fears. Korkularınızla yüzleşebildiğiniz için sizinle gurur duyuyorum. It's not easy doing what we do. Yaptığımız işi yapmak o kadar kolay değil aslında. But it's worth it. Ama it's worth it. Değer. Pardon. It's okay. It's worthwhile. It's worth the effort. It's worth the pain. It's worth tüm geçirdiğimiz zorluklara, bütün yaşadığımız, karşılaştığımız engellere değer bir işteyiz. It's also been 7 years since I saw my friend Umur. Arkadaşım Umur'u göreli de 7 sene oldu. Yeah, we got to see each other again this morning for the first bugün time. Bugün tekrar bir araya gelebildik nihayet. All right, let me start by telling you a little bit about my story, if that's okay. Şimdi eğer sizin için de uygunsa biraz kendi hikayemden bahsetmek istiyorum. I started off I grew up in the United States. Ben Amerika'da doğdum ve büyüdüm. Middle class family. Orta sınıf bir aileden geliyorum. We never had fancy things. Bizim hiç öyle şaşalı şeylerimiz olmadı. But we never went hungry. Ama hiç aç da kalmadık çok şükür. I don't know if you can relate to that. Bunu eğer anlayabiliyorsanız iyi bir şey bu. You had clothes but not nice clothes. Kıyafetlerimiz vardı ama çok da güzel kıyafetler değillerdi. You had food but not great food, you know? Yemek vardı tabağımızda ama öyle çok you had a car but not a great car. Arabalarımız vardı belki ama en iyi arabalar değillerdi. Just kind of getting by. You know, getting along, paying the bills, surviving. Our family is like a survivors. Bir şekilde faturalarımızı ödüyor ve geçiniyorduk. Sadece geçiniyorduk. And I barely escaped high school. I barely got out of high school. Liseyi bile zor bitirdim. Which ki I'm just not very good student. İyi bir öğrenci değildim. In traditional education. Alışagelinmiş eğitim açısından. In self education I became a good student, but in traditional education çok iyi bir öğrenci oldum ama alışılagelmiş eğitimde okulda iyi bir öğrenci değildim. I was not a very good student in traditional education. I had a difficult time learning 30 minutes of language, 30 minutes of mathematics, 30 minutes of science. Matematik 30 dakika fen eğitimi bana göre pek değildi. So I'm one of the people that made the top 90% of my class possible, you know, because I was in the bottom 10% of my graduating class. Sınıfımın %90 içine giremedim hiçbir zaman. Hep o arkada olan %10'luk kısımdaydım. So I went to college for one semester. Bir dönemlik üniversite deneyimim oldu. Mostly to try to play sports. Çoğunluğu da spor yaparak geçti. And I wasn't good enough to play sports. Ve sporda da çok başarılı olduğum söylenemezdi. So I quit college. O yüzden üniversiteden terkim. I'll start my career. Kendi işimi başlayacağım dedim. Don't want to waste time anyway in school. Okulda vakit kaybetmenin bir anlamı yok diye düşündüm. I hated homework anyway. Ev ödevlerinden zaten nefret ediyordum. So, o yüzden how many people in this room are under 25? Anyone?
Bu odada 25 yaşın altında olanlar el kaldırsın lütfen. Wow. That's awesome. That's so cool. İnanılmaz, müthiş bir şey. So, where do you go to get a job when you're under 25 and you don't have a college degree? Peki 25 yaşın altındaysanız nereye gideceksiniz de bir iş bulacaksınız eğer üniversite diplomanız yoksa? You go to manual labor. Ya sıradan bir yerde birinin yanında çalışmaya başlayacaksınız. Worked on houses. Ben bunu yaptım. I painted houses. Evlerde boya badana dahi yaptım. I put roofs on houses. Çatı işlerini yaptım. I mowed lawns. Bahçe düzenlemesi yaptım. Çimen kestim. What else do you do if you're under 25? 25'in altındaysanız ne yaparsınız başka? You can go to work in a restaurant. Bir restorana gidip çalışabilirsiniz. I've done everything you can do in a restaurant. Restoranda yapılabilecek her şeyi inanın ben yaptım zaten. Every single job you can have in a restaurant. Her pozisyonu ben değerlendirdim restoran işinde. So where else do you go? I mean it's hard, right? To figure out a career? Başka nereye gidebilirsiniz? Zor bir şey değil mi? Bir kariyer planlamak o yaşta. So I didn't know what I was going to do, but here's the thing. I did every single thing. You know, I worked in a grocery store. Ve ne yapacağımı bilemiyordum. Gittim bir markette bile çalıştım. Bagging groceries. Bir markette torbalara müşterilerin aldığı şeyleri torbalara bile dolduruyordum. Terrible jobs. Kötü the lowest paid jobs. En düşük ödemeli işlerde çalıştım. My whole mindset was make enough money to get to the weekend. Hafta sonuna yetecek kadar para kazanabilmekti. If I got enough money to go to the party on Friday and Saturday, I was good. Eğer cuma akşamı ve cumartesi akşamki partilere gidebilecek kadar para kazanabiliyorsam benim için yeterliydi. I'd sleep on a couch at a friend's house. Bir arkadaşın salonunda koltukta uyumak. If I'd run out of a lot of money, then I'd go back and I would eğer move back in with my parents. Kalmamışsa tekrar annemlerin evine dönüp orada kalmak gibi bir hayatım vardı. So guess what? I had 18 jobs by the time I was 22. Biliyor musunuz 22 yaşıma kadar 18 farklı iş değiştirmiştim. It's a lot of jobs. Bir sürü iş demek bu. Not a great career. Tam bir kariyer denemez. So the last job I had before getting involved with network marketing is I was selling real estate. Network marketing'e başlamadan önceki en son işim emlak işiydi. My father and his friend babam ve arkadaşı had started a little real estate office and they needed somebody to have a license in this real estate office. Emlak işine başladılar ve küçük bir ofis açmışlardı ve bir lisanslı birine ihtiyacımız vardı. So since I was doing nothing, they said, "Why don't you go get your license and you can show these homes that we own?" O dönem hiçbir şey yapmıyor olduğum için bana dediler ki neden gidip lisans almıyorsun, emlak lisansı? Ben de tamam dedim. Why not? Neden olmasın? So here I am. The day that I was introduced to network marketing, here I am. I'm 22 years old. İlk network marketingle tanıştırdığım zaman 22 yaşındaydım. It's January of 1988. Ocak 1988. And I'm behind on my bills. Ödemelerimde sürekli olarak gecikmedeydim. I'm behind on my promises to my little family that I'd started. Küçük başladığım aileme karşı biraz mahcuptum. I started to be worried that maybe my future wasn't going to be as good as I hoped it would be. Endişelenmeye başlamıştım ki geleceğim benim hayal ettiğim şekilde olmayacaktı. I was embarrassed already. O anda bile, o zamandan bile daha utanç hissi vardı içimde. I was embarrassed of my life. Kendi yaşamımdan utanmaya başlamıştım. I don't know if you've ever felt embarrassed of your life. Bilmiyorum but that's hiç where I aranızda was at that bunu point. Hissedeniniz oldu mu? Hayatından utanmak ne demektir? And I remember my father's friend, his name was John Joyce. Ve hatırlıyorum babamın arkadaşı adı John Joyce. He came to my desk at the little real estate office. O he said, "Eric." Emlak ofisimizdeki masama geldi ve dedi ki, "Eric." I think I have a way for us to make some extra money.
galiba ekstra bir gelir sağlayabilmek için bir iş buldum. Now John was a millionaire. Bahsettiğim John bir milyonerdi o sırada. I'm interested. Ben de ilgilendim tabii ki. So we get in the car with my father and John ve babam, and myself John ve ben bir arabaya bindik beraber. And we drive to John's friend's house, another ve successful man. John'un bir arkadaşının evine gittik. Başka bir çok başarılı bir arkadaşı. And they pull out a VHS cassette. Ve bir VHS kaseti çıkarttılar. Under 25 you won't even know what those are. Sizler onun bu 22 yaşındakilerin altındakiler ve VHS kasetinin ne olduğunu bile bilmezsiniz. What before DVD, okay? Yani DVD'den önce olan. Most of you don't know what DVD is. Bazılarınız DVD bile bilmeyebilir. It's okay. Önemli değil. It's okay. Önemli değil. So, anyway, they put in the video into the recorder and they play this video. Ve bu kaseti videoya koydular. And the video was ridiculous. Ve izlediğimiz bu video olağanüstü komik bir videoydu. Limousines and mansions, limuzinler, airplanes, bir sürü uçaklar, caviar. It was nonsense. Tamamen bir saçmalıktı. And I was just like, you know, come on. Ben de dedim ki, hadi canım. This is stupid. Bu büyük saçmalık. This can't work. Bu işe yaramaz. This can't be real. Bu gerçek olamaz. So I said, gentlemen, dedim ki beyler, thank you for the presentation. Bu tanıtım için teşekkür ederim. I'm not interested. Beni ilgilendirmedi bu iş. Okay? So then they did me a favor. They said, that's okay. You don't have to do this. Bana büyük bir iyilik yaptılar ve dediler ki tamam senin bu işi yapmana gerek yok. But we're going to do it anyway. Ama biz her halükarda yapacağız. Like really? Yani gerçekten mi dedim? These guys are successful, I'm not. Bu adamlar gerçekten başarılı, ben değilim. I work with them. Onlarla çalışıyorum. If they do it and I don't and they succeed. Eğer onlar yapar da ben yapmazsam ve onlar başarılı olursa, that's going to be painful. Çok acı verecek bana. So I changed my attitude. O yüzden bir anda tavrımı değiştirdim. So I went to my father. Ve babama gidip. I said, Dad. Dedim ki, babacığım. Would you give me a loan one more time? Bana bir seferlik daha borç verir misin? Which he did. Ve verdi. He gave me a little bit of money. Bir parça para verdi bana. And I got started. Ve ben başladım. Now here's what happened. Şöyle bir şey gerçekleşti o anda. I got off to a pretty quick start. Hızlı bir başlangıç yapabildim. In my first three days, I called all my friends. İlk üç gün içerisinde bütün arkadaşlarımı aradım. All of you under 25, I know what exactly what happened with you your first three days. 25 yaşın altındaki hepinize söylüyorum, ilk üç gününüzde ne olduğunu çok iyi biliyorum. Right? Oh boy. Değil mi? You call your friends that are all under 25 and they give you one of two answers. Tüm 25 yaşın altındaki arkadaşlarınızı aradınız ve size bir iki tane genel cevap verdiler, değil mi? The first one is, what are you crazy? I don't even have money. I don't have a job. İlk cevapları ne? Deli misin sen? Benim işim yok, param yok. I can't afford to join you. Senin bu işine katılamam ben. Or two, they say, oh, I'm too busy doing other things. Look, veya dediler ki, ben çok şu anda meşgulüm, hiç vaktim yok, yapamam bu işi. They're distracted by everything. It's hard to get your friends to focus when you're under 25, isn't it? 25'in altında olduğun zaman arkadaşlarının odaklanmasını sağlayabilmek biraz zor, değil mi? It was for me. Benim için öyleydi. So no, none of my friends joined. O yüzden hiçbir arkadaşım katılmadı. But I had a backup plan. Ama benim ikinci bir B planım vardı. My mom and dad were my sponsor. Annem ve babam benim sponsorlarımdı. So I went to their house. O yüzden onların evine gittim. And I got their address book. Ve onların adres defterini aldım. Yeah?
And I quickly called all of their friends before they had a chance to call them. Ve bir an önce tüm arkadaşlarını aramaya başladım, onlar aramadan önce. It's good, man. Talk to your parents' friends. It's good. Ailenizin, anne babanızın arkadaşlarıyla konuşun. Bu çok iyi hareket. And some of those joined. Bazıları katıldı bile. In my very first month, I got a pretty good check. İlk ayımda bayağı iyi bir çek de aldım. My second month, my commissions went up huge. İkinci ay komisyonlarım ikiye katladı. I quit real estate. This is amazing. Emlak işini o an bıraktım çünkü bu muhteşem bir işti. This is like magic. Bu sihir gibi bir şeydi. And then I learned a big lesson. Ondan sonra en büyük dersimi. And I don't know if you're taking notes today, but I would suggest you take some notes if you're. Bilmiyorum not alıyor musunuz bugün ama size tavsiyem not almanızdır. Because it's one thing for you to just kind of absorb this by yourself. It's another thing for you to be able to share it with somebody else later. Çünkü bunu siz kendiniz deneyimlemeniz bir şeydir ama daha sonra bir başkasıyla paylaşabilmeniz başka bir şeydir. I want you to get the information. Not just for you. Burada paylaştığım bilgileri gerçekten almanızı istiyorum sadece kendiniz için değil. But for the thousands of people that you're going to touch in the future. Ama ileride dokunacağınız, hayatlarına dokunacağınız binlerce insan için. So here's one of my first lessons in network marketing. İlk network marketing'de aldığım ders. You only get to make what you are as a person. Olduğunuz kişilik kadar kazanırsınız. You only get to make what you are as a person. Olduğunuz kişilik kadar kazanabilirsiniz. So from time to time you might be in the right place at the right time. Things might be going great. Bazı zamanlarda çok iyi yerlerde bulabilirsiniz kendinizi. Her şey çok iyi gidiyor olabilir. Everyone you talk to is joining. Her konuştuğunuz kişi sizinle bu işe giriyor olabilir. All you got to do is drag a friend into an event like this and everybody's coming into the business. Tek yapmanız gereken bazen böyle bir organizasyona arkadaşlarınızı çağırmak ve onlar da hemen işe girecektir sizinle. Your income might take a lucky jump because of timing and positioning. Zamanlama ve pozisyonlanma konusunda kazançlarınız bir anda artabilir. But if you don't quickly become the kind of person that deserves that kind of income. Bu kazancı hak eden kişi haline gelmeye odaklanmazsanız the income will come down to the person that you really are. Geliriniz olduğunuz gerçekten olduğunuz kişinin seviyesine inecektir. Some of you are in good situations. You're doing well. Bazılarınız çok iyi konumda şu anda, iyi kazanıyorsunuz. My best advice for you is really work on yourself. Size en büyük tavsiyem ne olur? Kendi üzerinizde çalışın. So you can keep that income. Bu şekilde şu anda kazanmakta olduğunuz geliri devamlılığını sağlayabilirsiniz. See, here was the thing for me. Benim için olan şey şuydu. When I started my first two months, ilk başladığımda ilk iki ay, it was all timing and positioning. It was no skill. Zamanlama ve iyi doğru pozisyonda doğru zamanda orada olmaktı. Yetenek değil. I was trying to get something for nothing. Hiçbir şeyle bir şeyler elde etmeye odaklıydım. And my third month's check was almost zero. Üçüncü ayki gelirim neredeyse sıfırdı. Within 90 days. 90 gün içinde. My income had come down to next to nothing. Bir anda o yüksek kazancım neredeyse sıfıra indi. Because guess what I was in network marketing. Çünkü bilin bakalım ben neydim network marketing'de? Next to nothing. Hiçbir şeye yakın biri. I wasn't very valuable. Çok da değerli bir yapı değildim. It's the law of the universe. Evrenin kuralıdır bu. You get paid what you are. Olduğunuz kişiye göre kazanç elde edersiniz. You get what you deserve. Hak ettiğiniz şekilde gelir elde edersiniz. Especially in our profession. Özellikle bu sektörde. So I got that third month's check and I quit. O yüzden üçüncü ayki çekimi görünce, gelirimi görünce vazgeçtim ve bıraktım. Inside. İçten. I didn't send any paperwork to the company. I didn't resign. Şirkete herhangi bir yazı göndermedim. İşi bırakmadım ama içten bıraktım. But emotionally I quit.
duygusal olarak bıraktım. Anybody ever have a day like that when emotionally you're done? Aranızda anyone? Hiç böyle bir şey yaşayan var mı? Duygusal olarak bazen bittim ben, yapmıyorum bunu dediğiniz, hissettiğiniz. Tell the truth. Doğruyu söyleyin. The rest of you, the day will come. Diğerleri o gün gelecek. It's okay. Normal bir şey bu. It's normal. Gayet normal. I don't know anyone that didn't have a bad day in network marketing or any business. Bu sektörde ya da başka bir sektörde kötü gün geçirmeyen hiç kimseyi tanımadım bugüne kadar. But the greatest thing that ever happened to me in network marketing is this. Ama network marketingde benim başıma gelen en muhteşem şey şuydu. When I wanted to quit, vazgeçmeye karar verdiğimde veya I had nowhere to go. Gidecek hiçbir yerim yoktu. Where was I going to go? Nereye gidecektim ki? I'd walked away from real estate 60 days earlier. 60 gün önce zaten vazgeçmiştim. Nereye gidebilirdim ki? I needed to pay my bills this month. Bu ayki faturalarımı ödemek zorundaydım. Who was going to hire me with no college degree? Beni kim işe alırdı ki üniversite diplomam bile olmadan? I had no skills in the marketplace. Piyasada hiçbir yeteneğim yoktu ki. I had a family to deal with. Bir ailem vardı bakmak zorunda olduğum. So guess what I had to do? Ve bilin bakalım ne yaptım? The only option I had, and I'm so thankful that it was the only option, was to go back to network marketing. Elimdeki tek fırsat network marketing'e geri dönmekti ve ben de bunu yaptım. Some people in this room, you have too many other options. Bu odadaki bazılarınızın çok fazla seçeneği var. If network marketing doesn't work, you can do lots of other things. Network marketing size uymazsa başka işler de yapabilirsiniz. I didn't have that problem. Benim öyle bir durumum yoktu. This is like the only door that was available to me. Bana açık olan tek kapı buydu. So I go through the door and I start working. Ben de bu kapıdan içeri girdim ve çalışmaya başladım. But I gotta tell you, for my first 3 years, I did about everything wrong you could do. Ama şunu söylemeliyim ki ilk 3 senem yapılabilecek tüm hataları yaptım. Met some of your leaders last night, these young guys. Dün akşam liderlerimizden bir tanesiyle tanıştım. 22, 25. Genç bir kişi, 22, 25 yaşında. On top of the world. Dünyanın en tepesinde oturuyor. At 24 I was a disaster. Ben 24 yaşında zavallı bir durumdaydım. I mean I was a mess. Ben çok kötü bir durumdaydım o yaştayken. Doing about everything wrong you could do. Yapılabilecek tüm hataları yapmaktaydım. Making just enough money to survive. Sadece geçinebilmek için yeterli olan parayı elde edebiliyordum. In my first 3 years I rebuilt my organization ve ilk 7 times. Kendi organizasyonumu tam 7 sefer baştan kurdum. 7 sefer. Yeah. It's applause now but it wasn't fun then. Şimdi alkışlanacak bir durum belki ama o zamanlar hiç de hoş bir durum değildi. Back then it sucked. O zamanlar gerçekten çok kötü bir durumdu. No? It's nothing quite like suck, but it was terrible. It was çok awful. İğrenç it was durum. Miserable. Zavallı bir durumdaydım. It sucked. Fena bir durumdaydım. Yeah, man. Because here's the thing. Ama bakın şöyle bir şey vardı. You build a team, right? Bir takım kuruyorsunuz, değil mi? You know what they tell you? Ne diyorlar size biliyor musunuz? Here's you. Siz buradasınız. You ever heard this training? Bunu hiç duydunuz mu? Here's you. İşte sen buradasın. And all you have to do. Tek yapman gereken is bring in 5 people. Altına 5 kişiyi getirmek. No problem. Sorun değil. And you know what I found out at the beginning? Ve en başlarda neyi fark ettim biliyor musunuz? Anyone can do that. Herkes yapabilir bunu.
You can. You know why? Herkes yapabilir. How many people in this room have brought in five people? Show Bu odada lütfen el kaldırın. Kimler beş kişi getirdi kendi organizasyonuna? You know when they did it? Ne zaman yaptılar biliyor musunuz? One day they just said, I'm getting five. Bir gün dediler ki karar verdiler ve ben beş kişiyi sokacağım bu işe dediler. Ve soktular. I don't care what it takes, I'm getting five. Umurumda değil ne olacağı, ben beş kişiyi bu işe kaydedeceğim. Right? Değil mi? I'm getting in the car and I'm not going home until I get five. Arabama biniyorum ve eve dönmeyeceğim o beş kişiyi kaydedene kadar. You know, that's the day. O gün işte. Then you bring in your five. Ve o beş kişiyi getirirsiniz işe. And then they say, here's you. Ondan sonra şöyle derler. Sen buradasın. Here's your five. İşte bunlar senin beş kişin. And then all you have to do. Ve tek yapman gereken şey şimdi. Is teach your five to get their five. O beş kişiye öğreteceksin nasıl beş kişi kendileri getireceğini. Piece of cake. Bu kadar basit. Right? Değil mi? And you know what I found out? Ve neyin farkına vardım biliyor musunuz? You can make that happen too. Bunu da yapabiliyorsunuz. You just tell your five, you're getting five. Sadece o beş kişiye gidip beş kişi daha getireceksin. Get in the car. We're not going home till you get five. Bin arabaya, o beş kişiyi getirmeden eve dönmüyorsun diyorsunuz. I'm taking the mattress out of your house. You get to sleep on the floor until you get five. İstiyorsan sana benim evde bir şilte hazırlarım, orada uyursun. O beş kişiyi getirmeden eve dönmüyorsun. You're getting five, mom and dad. Do it. Beş kişi getireceksin anne ve babacığım. Yapacaksınız bunu. So. Ve sonra. Does it sound familiar? Bu size tanıdık geliyor mu bu söylediklerim? I want it so bad. O kadar çok istiyorum ki bunu. So you build your five and then they each build their five. Beş kişinizi kurdunuz. Onlar gitti beş kişisini kuruyor. Really you did all of it. Siz yaptınız ama hepsini gerçekten. They didn't do anything. Onlar hiçbir şey yapmıyor. Siz yapıyorsunuz hepsini. And then they just sit there. Ve ondan sonra orada kala kalıyorlar. And do nothing. Ve hiçbir şey yapmamaya başlıyorlar. You're like. Ve siz diyorsunuz ki. The heck? Nasıl yani? They're supposed to keep going. Devam etmeniz gerekiyor. They don't keep going. Ama devam etmiyorlar. So you get to like 30 builders. 30 tane insanı bir araya topluyorsunuz. Then slowly it starts to fall down to like 11. Ve bir anda yavaş yavaş bu sayı 11'e düşüveriyor. You're like, well, maybe I just recruited the wrong people. O zaman diyorsunuz ki galiba ben yanlış insanları bu işe kaydettim. I'm gonna find better people this time. Çıkıp hemen daha iyilerini bulmam lazım. So you go do it again. I'm getting 19 more. Hemen çıkıp bir 19 tane getireceğim şimdi. Right? Değil mi? Fill it back up. Tekrardan o grubu kuruyorsunuz. And then for whatever reason. Ondan sonra her ne sebeptense. Falls down to like 7. 7'ye düşüyor sayı. You don't even like them. O kadar da sevdiğiniz tipler olmayabilir. The seven you have left. Bu kalan yedi kişi. They look like refugees. Göçmen gibi duruyorlar yanınızda. You know? Biliyor musunuz? Dark circles under their eyes. Gözlerinin altında kararmalar olmuş uykusuzluktan. Have you ever been embarrassed of your old group? Eski kurmuş olduğunuz takımdan ya da grubunuzdan utandığınız so much so that you don't want to introduce a brand new person that you just brought in to your old group. Utanma ki yeni getirdiğiniz insanlarla bazen tanıştırmak bile istemeyeceğiniz bir durum. Has that ever happened? Hiç başınıza geldi mi bu?
It's like no, no, don't pay any attention to those. Yok, yok, onlara çok fazla dikkat etmeyin. Onlar orada duruyor sadece. Yeah, man. It'll happen. So anyway, I did this 7 times. Up, down, up, down, up, down. Ben bunu 7 sefer yaptım. Yükseldi, düştü, yükseldi, düştü, yükseldi, düştü. And I keep seeing these other people. Ve bu diğer insanları görüyordum nasıl yapıyorlar. They're just like, yeah, you 5, 25, 125, 625. Ha, sen 5, 25, 125 diye gidiyorlar. It's like, it's confusing. Dedim ki bu nasıl kafa karıştırıcı bir durum ya? How do they have duplication when I don't? Nasıl bir kopyalamadır bu? Bende yok, onlarda var. What's the matter with me? Benim ne sorunum var ki yapamıyorum? Maybe I'm not built for this. Belki de ben bu iş için, bu işin adamı değilim. So it was tough. Zordu. Some of you haven't even rebuilt your organization once. Bazılarınız kendi organizasyonunuzu ikinci sefer bile kurmak zorunda kalmıyorsunuz. I did it 7 times. Ben 7 kere kurmak zorunda kaldım. Thank goodness I had no place else to go. Başka gidecek hiçbir yerim yoktu çünkü. So I go to the convention. Ondan sonra bir kongreye katıldım. Anybody ever go to the convention? Your hiç company convention? Do they have a company convention here? Şirket kongreleri yapıyor mu? Gidiyor musunuz hiç kongrelere? Ya, so cool. Çok başarılı değil mi? Your eyes are this big. Gözleriniz fal taşı gibi açılır. You're so excited. Heyecan dorukta. Meeting everybody. Herkesle tanışmaca. It's unbelievable. Muhteşem bir his. Then they have recognition. Ondan sonra tanıtımlar olur. You see people go up, they get their flowers and the pin. İnsanlar sahneye çıkar. They get to give a little speech. Yaka iğnelerini alırlar. First time I saw a speech that I'm gonna be up on that stage. İlk sahnede konuşan kişiyi gördüğüm zaman dedim ki ben de konuşma yapacağım. I want to thank the team. Herkese teşekkür edeceğim takımıma. So fired up, so inspired. Çok büyük bir ilhamdı benim için. I went home, I wrote some new goals. Eve döndüm ve yeni hedefler yazdım kendime. Came back. Geri geldim. Didn't hit the goals. O hedeflere ulaşamadım. And I will tell you, after 3 years I was tired. Ve size şunu söyleyeyim, 3 sene boyunca gerçekten çok zorlandım. And I was really questioning whether I could be successful in this business. Ve sürekli olarak sorguladığım tek şey bu işte ben başarılı olacak mıyım, olmayacak mıyım? And I know that there the reason why I say that, I know that there's some people here in this auditorium. Bunu niye dediğimi biliyorum çünkü bu salonda da şu anda bazılarınız var. That are questioning whether you could do it. Şu anda bile kendinizi sorguluyorsunuz. Ben bu işi yapabilir miyim? You're not sure. Emin değilsiniz. And I was in that place. Ve ben sizin olduğunuz yerdeydim inanın. And then if you've read the book GoPro or seen or listened to the audiobook or you couldn't listen to the audiobook but eğer do you have the book here? GoPro kitabını okuduysanız ya da bir organizasyona katıldıysanız I talk about going to that event when I finally made the decision to GoPro. Bir karar verdiğim zaman GoPro olmak için gittiğim organizasyonlardan, kongrelerden bahsederim o kitapta. I decided to walk away from trying to get lucky. Şanslı olmaya çalışmaktan uzaklaşmaya karar verdim. I decided to walk away from looking for shortcuts. Kısa yol aramaktan uzaklaşmaya karar verdim. I decided to walk away from blaming circumstances or my upline for my lack of results. Ulaştığım sonuçlar için içinde bulunduğum durumu ya da üstümdeki insanları suçlamaktan vazgeçtim. And I just said, ve dedim ki, huh, maybe, belki de, if I make a decision to be a professional, eğer profesyonel olmak üzere bir karar verebilirsem şu an, then that's enough. Belki de bu sadece bu yeterli olacaktır. If I become an expert here, eğer bu noktada bir eksper olabilirsem, that'll be enough. Bu yeterli olacaktır. And in that moment, let me tell you the reason why I'm here. O zaman size şu anda burada niye olduğumu söyleyeyim.
We could, you know, my wife and I, we could be any place in the world. We chose to be here. Dünyanın herhangi bir yerinde olabilirdik bugün eşimle beraber ama bugün burada olmayı seçtik. Kendimiz seçtik. Outside of the fact that I love this city and the people here are amazing and your host is spectacular. Bu şehri ve bu ülkenin insanlarını çok sevmem bir yana ve de sizin bugün bu organizasyonu yapan lideriniz muhteşem bir insan. Bu bir yana. The real reason I'm here, burada olmamın gerçek nedeni, is hopefully, ümit ediyorum ki, to find a few people in this room, bu salonda birkaç kişinize ulaşabilmek, maybe 100 of you, belki bir 100 kişiye ulaşabilmek, that are ready to make a decision, ve bu 100 kişi karar vermeye hazır olan 100 kişi, that are ready to change your life, yaşamlarını değiştirmeye karar vermiş. That are tired of the way things have been up until this point. Bu ana kadar olan şeylerin olma şeklinden artık bıkmış 100 kişi olacak. And you're ready to change it. Ve bunu değiştirmeye karar vermiş kişiler. Because here's what I know. Çünkü bildiğim bir şey var ki. One person in this room that makes that decision for real. Bu salondaki bir kişi bile bu kararı gerçek manada verebilirse. Will impact a million people around the world. One. Dünya çevresinde 1 milyon insanın hayatını etkileyebilir. Sadece bir kişi. 100. 100 kişi ne olur bilinmez. So you know what I'm like today? I'm like a farmer. O yüzden bugün ben burada bir nevi çiftçiyim. I have a bag of seed. Elimde bir torba tohum var. And I'm going to hope that I can drop the seed into good ground. Ümit ediyorum ki bu tohumları burada verimli bir toprağa atıyorum. And if it falls into good ground. Ve bu verimli toprağa düşen bu tohumlar, then as the farmer I'm going to feel good when I see the harvest 5 years from today. 5 sene sonra fidan verip ağaç olduğu zaman ben bugün burada olmaktan dolayı gurur duyacağım. Give yourselves a round of applause. Kendinize lütfen kuvvetli bir alkış verin. So let me once I made that decision, let me tell you what happened to me. Bu kararı verdikten sonra bana ne oldu onu paylaşayım sizinle. I was avoiding making that decision for over 3 years, 3.5 years in my business. O kararı vermekten 3.5 senedir kaçıyordum o işte. I learned that making the decision is hard. Once you make it, life gets pretty easy. Öğrendim ki asıl zor olan o kararı verebilmek. O kararı verdikten sonra her şey kolaylaşıyor çünkü. Once you'll really make a decision, those of you in this room that are ready. Gerçekten bu odada hazır olanlar. Bir kere o kararı verdikten sonra positive change happens fast. Pozitif değişim, olumlu değişim çok hızlı gelecek başınıza. It will shock you. Sizi şok edecek. How quickly the change will come. Değişimin bu kadar hızlı gelmesi. For me, benim için within 3 years after that decision, o kararı verdikten 3 sene sonra I was making about $1 million a year. Senede 1 milyon dolar kazanmaya başlamıştım. At age 29. Yaşım 29'du. Okay. So some people in this room are doing that at younger ages, which is fantastic. O yüzden bu salonda bazılarınız bu rakamı daha genç yaşta bile elde ediyor. Bu muhteşem bir şey. All that is a measure of your value. İşte bu sizin değerlerinizin ölçümü. Sizin kendinize ve toplumunuza verdiğiniz değerlerin ölçümüdür. So what I'd like to do now is I'd like to share with you some of the things that I found. Şimdi yapmak istediğim şey sizlerle bulduğum bazı şeyleri paylaşmak. Are helpful in the mindset of the super successful. Çok başarılı insanların düşünce yapısına yönelik bulduğum bir takım şeyi paylaşacağım. How do top earners think? Dünyanın en çok kazanan insanları nasıl bu kazancı elde ediyor? Would you like to know how top earners think? Dünyanın en çok kazanan insanları bu kazançları nasıl elde ediyor bilmek ister misiniz? Yeah? İster misiniz? Great. Tamam. If you have something to take notes with, take this note. Eğer not alacak bir kağıt kaleminiz varsa bunu yazın lütfen.
Two words. İki kelime. Think different. Farklı düşün. That's about the best advice I can give you. Size şu an için verebileceğim en değerli Think different from average tavsiyelerden biri. Farklı düşünün. Entrepreneurs think differently than employee-minded people. Girişimciler çalışan düşüncesindeki kişilerden daha farklı düşünürler. Some people are taught to trade time for money. Bazı insanlar zaman alışverişi yaparlar. I give you some of my time, my expertise, you pay me some money. Size ben zamanımı ve deneyimimi sunuyorum. Siz de bana bir para ödüyorsunuz. That's how the world for most people operates. Birçok insan için dünyada işler bu şekilde yürür. But not for entrepreneurs. Ama girişimciler için bu iş böyle değildir. Entrepreneurs think different. Entrepreneurs think differently. Girişimciler farklı düşünen insanlardır. Entrepreneurs are okay with putting in time, energy, investment first. Girişimciler enerjilerini ve hareketlerini ilk başa koyarlar. And for a long time. Ve uzun bir sürede bundan geri adım atmazlar. Before they expect to get a profit. Ve bir kar beklentisine hemen girmezler. For someone who acts like an employee, that's not normal. Bazılarınız eğer normal bir işte çalışıyormuş gibi bu sektörde para kazanmak istiyorsanız bu doğal değil. For the entrepreneur, it's normal. Girişimci için normal bir şey, doğal bir şey. So you just have to decide. Are you an entrepreneur or are you an employee? Yapmanız gereken ilk şey şuna karar vermek. Siz bir girişimci misiniz yoksa sadece bir işte çalışan kafa yapısında mısınız? Learn how to think different. Farklı düşünmenin yollarını araştırın ve öğrenin. When I say the word work all around the world, dünyanın neresinde and I ask people what comes to mind when I say the word work, insanlara sorduğum zaman sizin aklınıza ne geliyor iş dediğim zaman, give me some answers. Bana bir iki cevap verebilen var mı? İş nedir? Para kazanmak. What is the word work? Nedir? İş nedir? Sizin için iş tanımsal olarak When you think of work, what do you think of? Düşündüğünüz zaman iş nedir? Ne geliyor aklınıza? Let me tell you what it is around the world. We have some leaders up here that speak a little English. Let me tell you what it is around the world. Dünya çapında When I say the word work, iş kelimesini söylediğim zaman insanların aklına gelen şey şu. For most people that equals pain. Çoğu insan için acıya eşittir iş çalışmak. Obligation. Sorumluluk. Something you have to do. Yapmak zorunda olduğunuz bir şey. Something that isn't fun. Çok eğlenceli olmayan bir şey. Right? Değil mi? That's what work equals to the average person, but to us, normal sıradan insanlar için iş veya çalışmak dendiği zaman akla gelen şeyler bunlar ama bizler için work is different. İş ya da çalışma konusu çok farklı bir şey. For us, because we think different. Bizler için çünkü farklı düşünüyoruz. Work is an opportunity. Çalışmak ya da iş to contribute to someone else's life. Bir fırsattır. Bir başka insanın hayatına dokunmak, onun hayatını iyileştirmek için bir fırsat. Work is an opportunity to express our passion. İş ya da çalışmak bizler için kendi ihtiraslarımızı, It's an opportunity to make the world ifade better. Etmektir. Do you get it? It's an opportunity to make the world better. Dünyayı daha iyi bir hale getirmek için bir fırsattır bizim için çalışmak. See what I'm saying? Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? How you view rejection as an example. Bazılarının size gösterdiği direnç bunun bir örneğidir. Some of you view rejection is just like, oh, devastation. Karşınızda bir dirençle karşılaştığı zaman, biri hayır dediği Please don't reject me. Çok duygusal oluyorsunuz, içerliyorsunuz ve diyorsunuz ki ne olur bana direnç gösterme, bana hayır deme. Entrepreneurs are totally cool with rejection. No problem. Girişimciler için bu hiç sorun değildir. Hiç problem değildir birinin hayır demesi ya da direnç göstermesi. I got to the point where I was actually proud of the fact that
Ben I understood something that other people didn't. Ben öyle bir noktaya geldim ki bu direnç yüzünden aslında birçok insanın anlayamadığı bir şeyleri ben anlayabiliyordum. People would freak out and I'm like, "Nope, I'm good." İnsanlar bazen kafa yiyordu karşımda ama ben diyordum ki, "Yo, ben iyiyim." So it's how you view a lot of different things that's going to affect your mindset, how you view rejection. Bazı olaylarla başa çıkma şekliniz sizin zihin yapınızı, bakış açınızı belirliyor. How you view work, işe ve çalışmaya bakışınız. How you view opportunity, fırsatlara bakış açınız. How you view responsibility, sorumluluğa bakışınız. Right? What's your reflex when something goes wrong? Bir şeyler yanlış gittiği zaman ona gösterdiğiniz reaksiyon, sizin refleksiniz nasıl? Before I became a pro, my reflex was to blame everyone else for my problems. Ben bir profesyonel olmadan önce benim reaksiyonum, ilk refleksim başkalarını suçlamaktı. After I became a pro, profesyonel olmaya karar verdikten sonra, my reflex was to take responsibility for what I could do. Kendi refleksim artık bütün sorumluluğun bende olduğu kararıydı. You got it? Now, let me tell you what I would like to do. Şimdi yapmak istediğim şey şu. But I need your cooperation. Ama sizin katılımınıza ihtiyacım olacak. I'd like to walk around a bit. Biraz etrafta dolaşmak istiyorum. But if I do it, would you do me a favor and don't ask me to do 1500 selfies as I walk around? Ama eğer bunu yaparsam bana söz verir misiniz yanınıza yaklaştığımda 1500 tane selfie çekmeyeceksiniz benimle? Is that okay? Söz verir misiniz buna? Is it okay? Cool. Evet. I just want to walk around a bit and ben biraz etrafta dolaşacağım. Okay. Evet. Can I do it in front of the speakers? Is that going to work? Burada yapabilir miyim? All right? Burada yapabilir miyim? All right, cool. Tamam, değil mi? Cool, cool, cool. Evet. I'm going to come around this way. Şöyle bir bakıyorum ve buradan... Freak out all the camera guys. Hi. Kamera right. Nerede? Evet, burada. Evet. If you've read the book GoPro, you know that there are seven skills, right? Eğer GoPro kitabını okuduysanız biliyorsunuz ki orada 7 tane yetenekten bahsediyoruz. This afternoon we're going to go through all 7 skills. Bu öğleden sonra bu 7 yetenekten bahsedeceğiz. I'm going to give you training on all 7 skills. Size bu 7 yetenekle ilgili eğitim vereceğim. I'm going to have you practice all 7 skills. Ve bu 7 yeteneği de pratik yapmanıza imkan sağlayacağım. So I find that in the practice, o yüzden pratik yapmanın sonunda şunu söyleyeceğim. I don't think network marketing can be learned. Yeah, I'm gonna go that way. Network marketing öyle bir anda öğrenilebilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. I think it needs to be discovered. Bence network marketing bir şekilde bulunması gereken bir şey. You discover it in the doing. Ve bu bulmak durumu, bunu bulmak tek yolu var. O da bir şeyleri harekete geçerek yapmakla mümkün. The more you do it, ve ne kadar çok yaparsanız bunları, the more you understand it. O kadar anlayabilirsiniz. Right? Değil mi? So you can't just take notes and you got network marketing. O yüzden doesn't work like that. Sadece not alıp ben anladım bu işi diye bir şey yok. You need to do it and then you learn it. Then you do it some more, then you learn it. You sadece go, yaparak öğrenebiliyorsunuz. Tekrar tekrar yaparak öğrenebiliyorsunuz. I understand now. Right? Ve ondan sonra diyorsunuz ki, ha şimdi anlıyorum. So that's how this works. O yüzden bu işin yürüme şekli bu. So let's talk about skill number one. O yüzden ilk yetiden bahsedeceğim. Finding people to talk to. Konuşacak insan bulmak. Anybody here struggle with finding people to talk to? Konuşacak insan bulmakla ilgili sorun yaşayan kimse var mı şu anda salonda? El kaldırın. Come on, be honest. Dürüst olun lütfen, el kaldırın. Please. Lütfen. I did. Benim bununla ilgili büyük sorunum vardı. When I first got involved, ilk başladığımda, I made my list of people yaptım that I could share my product or service or opportunity with. Ürün ya da hizmet ya da bu fırsatı paylaşabileceğim
İnsan listemi yaptım. And I ran out pretty quick. Ve çok hızlı bir şekilde harekete geçtim. Like, now what do I do? Ondan sonra dedim ki, şimdi ne yapacağız? Am I done? Bitti mi yani? Is it over? Bu mudur? I thought that finding people to talk to and success in network marketing was. Düşünüyordum ki insanlarla konuştuğum zaman network marketingde başarı için. If you knew a lot of people. Eğer çok insan tanıyorsanız. Before you joined. Başlamadan önce. Then you could be successful. O zaman başarılı olmamanız için hiçbir neden yok. That's what I thought. Ben böyle düşünüyordum. And if you didn't know that many people before you joined. Eğer çok insan tanımıyorsanız eğer. You probably weren't going to be successful. O zaman pek de başarılı olabileceğiniz. That's what I thought. Ben böyle düşündüm. You ever talk to somebody and you say, "Oh, you'd be amazing at this because you know so many people." Hiç biriyle şu şekilde bir konuşma geçti mi aranızda? Ah, sen o kadar çok insan tanıyorsun ki sen bu işte çok başarılı olursun. Doesn't matter at all. Aslında hiç alakası yok. I didn't know that at the beginning, though. Ben bunu başta bilmiyordum açıkçası. So here's what I would. Let me give you a few tips. O yüzden size bir iki tane ipucu vereceğim şimdi. On finding people to talk to. Konuşacak product, insan your bulmak service, için. Your opportunity. Ürününüz, fırsatınız ya da hizmetinizle ilgili olarak. Number one. Bir. I'm personally a fan of a written list. I like you to write it down. Ben şahsen yazılı bir listeye çok güvenirim ve çok severim. I know some of you like to have it in your phone. I know some of you like to have it in other places, your computer. Bazılarınız biliyorum başka yerlerde listelerinizi tutmayı seviyorsunuz ama ben listeyi yazma yanlısıyım. Mümkünse listelerinizi yazarak elinizde tutun. So I'd ask each of you. O yüzden sizden ricam to start a new list. Yeni bir liste yapmaya başlayın. Coming out of this event. Bugün buradan çıktığınızda sizden ricam lütfen yeni bir liste yapın. Who will agree to start a new list coming out of this event? Kim yeni bir liste yapmaya karar veriyor şu anda benimle beraber? Okay. Fresh list. Yeni bir liste, taze bir liste. Okay. And anyone who is not currently involved with your company should go on that list. Ve hepiniz bu yeni yaptığınız listeyle içinde olduğunuz şirket konusunda insanlara bilgi vermeye başlayın. Understand? Açık mı? So, start with your phone. Telefonla başlıyorsunuz. Everybody that's in your phone that's not in your business should be on your list. Telefon rehberinizde her kim varsa ve sizinle aynı işte değilse o işe girmek durumunda. Everyone in your email. E-mail adreslerinize bakın. That's not in your business should be on your list. Eğer bu işte sizinle beraber değillerse şu anda olmalılar. Facebook. Facebook here. Facebook arkadaşlarınız. Yeah. Who's on Facebook here in the room? Burada el kaldırın lütfen. Kimlerin Facebook hesabı var? Hello. Merhaba. So, all of your Facebook friends. Bütün Facebook arkadaşlarınız. That aren't in your business or a customer of your product. Sizinle aynı işte değilse ya da ürününüze almıyorsa müşteriniz should be on your list. Olmalılar. Oh, o listede this olmalılar. Sounds like work. Yeah, çok, it's work. Çok iş gibi bakıyor bazılarınız buna ama okay. Bu bir this is a real business. Bu gerçek bir iş. Okay? Now, şimdi Does anyone live here in Istanbul? Burada yaşayan var mı aranızda İstanbul'da yaşayan? No, I mean how many people are live here? Yani, let me ask it a different way. Listen. I heard there are 20 million people that live in Istanbul. True. 20 million people live here. Bu şehirde 20 milyon insan yaşıyor diye duydum. On the drive over, we almost met like 15 people in car accidents. Buraya gelirken yolda sadece bugün sabah neredeyse 15 kişiyle tanışıyorduk araba kazası geçiren. You can find people to talk to, can't you? Konuşacak kişi bulabilirsiniz, değil mi? Aslında isteseniz. If you're out living your life, when you meet someone, can you make it a new habit? Eğer to get their contact information. Normal yaşantınızda, dışarı çıktığınızda, herhangi bir yerde birilerinin telefon numarasını ya da ulaşım bilgilerini istemeye
Müsait misiniz? But listen, I'm not saying prospect them right away. Size şunu demiyorum. Şu anda buna başlayın. Asla böyle bir şey söylemiyorum. Just build a connection. Sadece iletişim kurun. Build a relationship. Bir bağ kurun, bir ilişki kurun insanlarla. Right? Değil mi? Be a friend. Bir dost olun. Arkadaş olun. Write this down in your notes. Lütfen. We are in the connection business. Lütfen bunu notlarınıza yazın. We're in the relationship business. Bizler ilişki işindeyiz. Bağlantı kurma işindeyiz. We're trying to help people. İnsanlara bir şey ikna etme işinde değiliz. İnsanlara yardım etme işindeyiz. Okay? Once you understand that, it changes everything. Bunu anladığınız an her şey değişiyor zaten. I want to show you the power of relationship. Size ilişkilerin gücünden bahsetmek istiyorum. I'd like each of you to pull out your phone. Herkes lütfen şimdi cep telefonlarını çıkarsın. And don't tell me you don't have your phone because I know you all have your phone. Yanımda yok demeyin sakın çünkü biliyorum hepinizin yanında cep telefonu. I want you to think of a person in your life. Yaşamınızda var olan bir kişiyi that is not in this room. Düşünmenizi istiyorum şu anda. Bu odada olmayan that you are grateful for. Ve sizin ona minnettar olduğunuz. You appreciate them. O kişiye minnettarsınız. Bunu hayal edin. They might be a friend, they might be a family. Bir arkadaş olabilir, bir aile ferdi olabilir. Maybe they pushed you. Belki sizi when you needed to be pushed. Belki sizi bu başka bir konuda daha iyi olmaya ittiler, destek verdiler. Maybe they supported you when you were having a difficult time. Belki çok zor bir döneminizde size destek verdiler. Maybe they challenged you. Belki size meydan okudular bir noktada maybe daha just, iyi olmanız için. They were your friend. They listened when belki you needed somebody to talk to. Sadece sizin dostunuzdular ve konuşmaya ihtiyacınız olduğunda sizinle konuşan tek kişiydiler. Whoever it is. Her okay? Kimse bu. Do you have that person? How many people have that person in their mind? Raise your hand. Kim düşünüyor böyle bir insan hayal gücünde şu anda? Kim el kaldırın lütfen? Okay, here's what I'd like you to do, and I'd like you to all do this right now. Şimdi yapmanız istediğim şey şu, ve bunu şu anda yapmanızı isteyeceğim. When I say go, size şimdi deyince, I want you to call that person right now. İstediğim şey o kişiyi aramanız şu anda. And I want you to tell them two things. Ve onlara şu iki şeyi söylemenizi istiyorum. That you are grateful for them. Bir, onlara minnettar olduğunuzu, onları sevdiğin, çok sevdiğinizi, onları hayatınızda olduğu için mutlu and, olduğunuzu and why? Ve ikincisi neden? Why you appreciate them? Why you love them? Why you're grateful for them? Okay? Neden onları seviyorsunuz? Big ve tough guys, I want you to do it too. Neden onlara müteşekkirsiniz? Onu söylemenizi istiyorum. Sert abiler de bunu yapacak lütfen. Huh? And don't nobody leave. I just want you to do it in this room, okay? Lütfen kimse dışarı çıkmasın. Ben bunu burada, bu odada, bu salonda yapmanızı istiyorum. Are you willing to play all out with me today? I mean, bugün, really invest in yourself today? Bugün kendinize gerçek bir yatırım yapmaya hazır mısınız? Benimle bir katılıma yeah? Hazır mısınız? Bunu yapacak mısınız bugün? Okay, ready? Hazır mısınız? Pull out your phones and make the call. Go telefonlarınızı ahead and make the çıkarın call. Lütfen. O kişiyi şu anda arayın. If you could put on some light music or something, it would be great while hafif they're making the call. Hafif bir müzik koyabilir miyiz? Go ahead. Kısık everybody sesle. Do it. Evet, and wait. If you get a voicemail, bir dakika. Leave the message. Eğer leave the same message that you would have left them. Eğer açmıyorlarsa, telesekreter çıkıyorsa, okay? Açmışlar gibi o mesajı telesekreterlerine bırakın lütfen. All right, ready, go. Evet, şu anda başlayın. Come on, I'm seeing some people not making calls. Evet, bazılarınızın bu aramayı yapmadığını görüyorum. Lütfen, herkes bu aramayı yapsın.
Come on, you bunch of cheaters. Evet, lütfen. Herkes arasın. Oh, also don't tell them this was an assignment. Aa, lütfen bir de şunu söyleyeceğim. Sakın onlara herhangi bir şekilde bu bir ödevdi, bu bir görevdi. Bize böyle yapmamızı söylediler demeyin. About 2 minutes. 2 dakika daha var. 2 dakika daha arayabiliyorsunuz. Herkes arasın lütfen. Come on, play full out with me, people. Lütfen katılımınıza ihtiyacım var arkadaşlar. Herkes cep telefonundan bir kişiyi arayacak. Minnettar olduğunu söyleyecek. Teşekkür edecek. I think there is a problem with the. Yeah, yeah. You have Sam? That looks like some people are getting through. Yeah, yeah, I hear. All right, 60 more seconds. I understand that there's connection problems. Yes. 60 saniye daha veriyorum size. Biliyoruz ki burada bir problem var şu anda. Aranmıyor. Yeah, yeah. Yeah, yeah. All right, let's bring it down. Müziği biraz kısabiliriz şu anda. Okay, everybody back here. Evet, herkes şimdi buraya. Round of applause, everybody. Herkese bir alkış lütfen. So I didn't know that there was a connection problem in the room. Salonda bir bağlantı problemi olduğunu bilmiyordum. Bazılarınız arayamamış olabilir. How many people were able to get through and make their call? Kimler bu aramayı yapabildi ve konuştu kişiyle? El kaldırın. Okay, those who did. Yapanlar. How many people had an emotional phone call? Bu aramayı yaparken hanginiz biraz duygusal bir konuşma yaşadınız? Lütfen el kaldırın. How many people had a very surprised person on the other phone? Hanginiz aradığınız kişi tarafından çok büyük bir hayrete uğradı. Yani aradığınız kişi şaşırdı. Kaç kişi yaşadı bunu? How many had somebody maybe a little nervous? They're afraid. Is there something wrong? Are you in the hospital? Kaç kişi aradığınızda size iyi misin, hastanede misin, başına bir şey mi geldi acaba gibi bir soru sordu? Listen. I would highly recommend that each of you do this. Size çok çok önemli bir şekilde bunu tavsiye edeceğim şu anda. Sometime today during the break we walk outside whatever do it sometime today before the end of today. Arayamayanlar lütfen araya çıktığımızda dışarıda herhangi bir yerden bugün bitmeden bu düşündükleri kişiyi arayıp sizden istediğim şeyi yapsın. This is what prospecting should feel like. İşte bu insanları davet etmek için aradığınızda hissettiğiniz his olmalı. When you do it right. Eğer doğru yaparsanız. It's a huge difference. Çok büyük bir fark var ikisinin arasında. Between that and hunting people. Bununla ava çıkmak arasında. That's what most people do. They go hunt people. Çoğu insan böyle yapıyor çünkü. Ava çıkıyorlar. The professionals go help people. Profesyoneller asla ava çıkmazlar. They lead with gratitude. İnsanlara bir müteşekkirlik hissiyle yaklaşırlar. They lead with appreciation. Onlara olan müteşekkirliklerini yansıtarak ararlar.
changes everything. Her şeyi değiştiren de budur zaten. So back to finding people to talk to. Tekrar konuşacak insan bulma konusuna dönüyorum. Could you find one person a day to compliment? Günde bir kişiye iltifat etme şansınız var mı sizce? Sure. Tabii ki. No problem. Sorun değil. And if you started there, eğer oradan başlıyorsanız işe, do you think you could build a relationship with that person? Sizce o kişiyle bir ilişki kurma şansınız olabilir mi? Of course. Tabii ki. And if you build a relationship with that person, ve ondan sonra o kişiyle bir will ilişki it be easy or difficult to build a business conversation into that relationship? Sizce o insanla bir iş diyaloğuna girmek kolay mıdır o zaman? Easy. Çok kolay. So just understand the foundation of what we do is relationship and connection. O yüzden şunu anlamalısınız ki yaptığımız işin ana temeli ilişkiler ve de bağ kurmakla ilgili. Now I want you to think about something. Şimdi sizden bir şeyi düşünmenizi istiyorum. As you're finding people to talk to. Konuşmak için insanları arayacağınız zaman. How many people know at least one person who lives outside of Turkey? Kaç kişi burada Türkiye dışında yaşayan bir tanıdığa sahip? El kaldırın lütfen. Now, how many know at least 10 people who live outside of Turkey? Kaç kişi bu salonda Türkiye dışında 10 tane kişi tanıyor, Türkiye dışında yaşayan? Now I want you to think about something. Şimdi şunu düşünmenizi tavsiye ediyorum. You have an opportunity here because of the power of network marketing. Network marketing'in verdiği güç ile şu anda bir fırsata sahipsiniz. To build a business all over the world. Tüm dünyada işleyecek bir iş kurma fırsatı bu. Right from here. Ve tam da buradan başlayan. You don't even have to leave here if you don't want to. Buradan çıkmak zorunda bile değilsiniz bugün, istemiyorsanız eğer. But your business can go everywhere. Ama işiniz dünyanın her yerine gidebilir. So it's one thing to think local, think about hey what we're doing here in this arena. Burada bu arenada ne yapacağım diye düşünüyoruz. Bunun için söyleyeceğim şey. But wouldn't it be smart? Sizce akıllıca olmaz mıydı? To begin thinking about people you can help in other areas of the world. Dünyanın diğer bölgelerindeki insanlara yardım edebilecek bir düşünce yapısına sahip olmak sizce hoş olmaz mı? Through the power of technology you can share the opportunity, they can get started. Teknolojinin gücüyle sizin elinizde olan fırsatı dünyanın öbür ucundaki bir insanla paylaşabilir, onların bu işe başlamasını sağlayabilirsiniz. In their country, in their language. Kendi ülkelerinde, kendi dillerinde. They've got to be strong because you're not there. Onlar güçlü olmak zorunda çünkü siz orada olmayacaksınız. And every week and every month as they continue to grow a business, you get a paycheck. Her ay onlar işi büyüttükçe, geliştirdikçe sizin de geliriniz artıyor olacak. I've built an organization in 60 countries around the world. Dünya çapında 60 ülkede bir organizasyonum var. And almost all of it. Ve neredeyse her biri originated from people I sponsored in my home country in the United States. Kendi evim olan Amerika'da sponsorluğunu yaptığım insanlardan ulaştım bunlara. So even if you don't know somebody outside of Turkey, it doesn't matter. Eğer Türkiye'nin dışında tanıdığınız kimse yoksa da fark etmiyor aslında. Pick a country you'd like to have a business. Sadece iş yapmak istediğiniz bir ülkeyi seçin. Let's say you'd want to have a business in Spain. Diyelim ki İspanya'da bir iş kurmak istersiniz. Just start asking people, do you know anybody who lives in Spain? How many people in this room know someone sadece who lives in Spain? Sadece birilerine sorun, İspanya'da tanıdığın var mı diye. Bu salonda İspanya'da tanıdığı olan kimse var mı? Lütfen el kaldırsın. Okay? All you got to do is start asking around. Do you know anybody who lives in Spain? Do you know anybody who lives in Spain? Tek yapmanız gereken şey etrafta sormak. İspanya'da tanıdığın biri var mı? İspanya'da bir tanıdığın var mı? I'm expanding my business in Spain.
Ben işimi büyütüyorum İspanya'da. I'm looking for leaders in Spain. İspanya'da bir lider arayışı içindeyim. Sen birini tanıyor musun? Can you connect, help me connect with some business people in Spain? İspanya'da bir takım iş adamlarıyla beni bağlantıya geçirebilir misin? It's a mindset. It's not about reality. The boundaries don't exist like they do in a normal business. Normal işlerde olan sınırlar gibi değil bizim içinde olduğumuz sektör. Bu bir düşünce yapısının ayarlamasıdır. Most of your business might be in Turkey today, but let me tell you something. İşinizin büyük bir kısmı bugün Türkiye'de olabilir ama şunu söylemek istiyorum size. If 3 years from today you don't have at least 50% of your revenue, your income coming from business outside of Turkey. Eğer 3 sene içinde kazancınızın %50'si Türkiye dışından gelmiyor ise, then you're doing it wrong. O zaman bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir. Why not get the leverage? Kaldıraç dediğimiz sistemi niye kullanmayasınız ki? Why not expand around the world? Neden dünya çapında genişlemeyesiniz ki? You get somebody involved. You say, "Well, I don't understand Spanish." So? Diyebilirsiniz ki, ben İspanyolca bilmiyorum. Yani what difference does that make? Hiçbir fark yaratmıyor ki İspanyolca bilmemeniz. For an entrepreneur, that makes zero difference. Bir girişimci için bunun sıfır değeri var. Guess what you need to do? Ne yaparsınız böyle bir durumda? Find someone in Turkey who speaks both Turkish and Spanish. Türkiye'de yaşayan hem İspanyolca hem Türkçe bilen birini bulmanızdır tek çözüm. And have that person help you. Ve o kişinin size yardım etmesini rica etmeniz. Do the translation as you're growing your business in Spain. İspanya'da işinizi büyütürken size tercümanlık yapar. Or the United States. Veya Amerika'da. Or Africa. Veya Afrika'da. Or Russia. Veya Rusya'da. Doesn't matter, pick it. Hiç fark etmez. It's amazing what you have available to you. So I want you to be thinking as you're finding people to talk to. Konuşacak insan ararken ya da onları bulduğunuz zaman expand your thinking. Düşüncenizi genişletin. Düşünce yapınızı geniş tutun. To other areas of the world. Dünyanın diğer bölgelerine ulaşacak şekilde düşünmeye odaklanın. Here's a great discipline for you. Sizlere paylaşacağım çok önemli bir disiplin. Every day, her gün add at least 2 people to your list. 2 new people every listenize day. Listenize her gün 2 yeni insanı ekleyin. Bu bir disiplin. Every single day. Her get up in the morning, go through your day, live your life, sabah meet kalkın, people, gününüzü yaşayın, insanlarla tanışın. And add 2 people to your list. Ve listenize 2 kişi daha katın. Connect with somebody who's like-minded on Facebook, wherever. Ya Facebook'tan ya dışarıdan herhangi bir yerden sizinle aynı kafa yapısına sahip olduğunu düşündüğünüz 2 kişiyi this is a life her skill. Gün ekleyin. Bu sizin bir hayat tarzınız haline gelmeli. It's a life skill. Bu bir yaşam yetisidir. The best in network marketing. Ve network marketing'deki en iyi olgu ise they collect friends. Bizler dost topluyoruz. They're unbelievable. Hepsi muhteşem insanlar. Now there's different kinds of people in the world. There's introverted people and extroverted people. Ve dünyada farklı yapılar var. İçe kapanık insanlar var, bir de dışa dönük yapılar var. An introverted person is kind of shy. İçe dönük kişiler genelde biraz utangaçtırlar. Their batteries get low in a large group of people. Büyük grup insanlar karşısında pilleri biraz böyle azalır. Extroverted people are the life of the party. Dışa dönük insanlarsa partinin gözlerine gelirler. Onların pilleri her zaman maksimumdadır. How many people here in the room are introverted people? Bu salonda kimler kendini içe dönük olarak tanımlayabilir? El kaldırın lütfen. Yeah. İçe most dönük. Of them don't want to raise their hand because they're too shy. Ya da belki de el kaldırmak istemiyorsunuz çünkü utanıyorsunuz. It's okay. Sorun değil. I'm an introverted person. Ben şahsen içe dönüklüğü yapayım. Weird, right? Garip, değil mi? So for me, I have to really work at connecting with people that I'm just meeting for the first time. Benim için aslında biraz zorlandığım bir konudur ilk tanıştığım insanlarla bağlantıya geçebilmek. That was a skill I needed to develop. Benim geliştirmem gereken en önemli ve ilk yeti buydu. It was a challenge for me. Benim için ciddi bir meydan okumaydı bu. So, one. Bir. New list. Listenizi yapıyorsunuz.
Two. İki. Everybody from your phone. Herkesi telefonunuzdan. Three. Everybody from your email list. Bu listelere koyacağınız e-mail listelerinizden olacak. Telefon listenizden olacak. Dört. Everybody from your social media. Sosyal medyada tanıdığınız, arkadaş olduğunuz herkesi listenize ekleyin. Five. Beş. Compliment at least one person every single day. Her gün minimum bir kişiye bir iltifat verin. Bir iltifat edin. Minimum bir kişiye. Use that as a foundation to build relationship. Ve bunu ilişkilerinizin ve bağ kurma yolunuzun bir temeli olarak kendinize tanıyın. Six. Altı. Build, add at least two people every single day to your list. Two a day. Listenize her gün iki kişi ekleyin. That's 700 a year. Bu senede 700 kişi eder. More than you'll ever have time to be able to go talk to. Bu gidip de konuşabileceğinizden mümkün olan zamandan daha fazla bir sayıdır. Number seven. Yedi. Network on purpose. Network'ünüzü Here's what I mean by that. Ciddi bir şekilde yapın. Bunu ne demek istiyorum? Are there networking groups here in town? Burada network grupları var mı? Yes. You can join a networking group, meet other business leaders. Bir başka network gruplarıyla tanıştıklığınız var mı? Tanışıyor musunuz hiç? Network içinde olan başka join a networking group. Network yapan gruplara katılın. Meet business leaders. İş liderleri ile tanışın. Find a new hobby where you can make some friends. Kendinize yeni hobiler yaratın ki yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Donate to some cause or some organization. Donate your time, help raise money for charity, whatever it is. Bazı organizasyonlara yardım edin. Bağışta bulunun. Bağış yapan organizasyonlara mutlaka bağış yapın. Elinizden geldiği kadar. Get out there in the world. Çıkın ve dünyada olanlara fiziksel olarak katılın. Sometimes you gotta leave your house. Bazen evden çıkmak lazım. Get out there and network with the world. Develop some new skills. Ve dışarı çıkıp insanlarla iletişim kurun, yetenek eğitimi alın. So what I'm going to tell you is a couple things when it comes to finding prospects. Yeni aday bulmakla ilgili söylemek istediğim şey şu. First thing is relax. İlk söyleyeceğim şey bir rahatlayın önce. I know you're excited. Biliyorum çok heyecanlanıyorsunuz. And I know you can't wait to just take on the world and tell everybody about your business. Ve biliyorum ki yerinizde duramıyorsunuz çıkıp dünyada ilk göreceğiniz ve her göreceğiniz kişiye işinizden bahsetmek için. Vaktiniz var. I don't want you to wait forever either. I want you to have an urgency, but I don't want you to feel scared that if you don't quickly go talk to every single person you know that you're going to lose them. Sonsuza kadar beklemenizi tabii ki istemiyorum ama içinizde olması gereken o heyecanı yaşamanız gerekiyor ve de çıkıp mümkün olduğu kadar insana ulaşmaya gayret edin. You're going to be around for a long time. You're going to be in network marketing for a long time. Bu sektörde çok uzun bir süre var olacaksınız. You got time to be able to talk to the people in the way that you want to talk to them. It's no problem. İnsanlarla kendi konuşmak istediğiniz şekilde konuşacak vaktiniz olacak. Bir sorun yok burada. And you don't have to prospect a person the first time you meet them. Ve ilk görüştüğünüz herkese de bir aday gözüyle bakmak zorunda değilsiniz. Unless it's appropriate. Eğer durum oysa, tamam. Okay? So just relax. Onun için build relationship. Bu konuyla, build friendship. Bu konuyla ilgili rahat olun. Build önce connection. İlişki kurun. Önce arkadaşlık kurun. Bir bağ oluşturun. And everything will work out for you. Ondan sonra her şey kendi taşını yani kendi yerine oturacak zaten. Okay? You got it? Açık mı buraya kadar? All right, good. So that's number one. Number two. Skill number two. İkinci yetiye geçiyorum. And you know what we're going to do? Is there cell connection when they walk out of this room or no? Bu salondan çıkıldığı zaman bir telefon bağlantısı. Not in this room? Sadece bu salonda mı sorun var? There's a little bit problem outside also. A little bit outside also? Yeah. Mm-hmm. I want to think how to do. Nasıl yapalım diye düşünüyorum. All right. Well, we're going to try our best.
Okay. Elimizden gelenin en iyisini dinleyeceğiz. If you read GoPro, then you'll see that inviting people is the gateway skill for network marketing. It's the skill that you must learn if you're going to be successful. Eğer GoPro kitabını okuduysanız, aday bulma yetisi en önemli yetilerden biri olduğunu biliyorsunuz network marketing'de. Bu sektörde başarılı olmanın yegane yolu aday bulma yollarını iyi anlayabilmek. You've made your list. Listenizi yaptınız. Now you need to go invite them and have them take a look at your product or service. Şimdi, you need to have them take a look at your opportunity. Şimdi bu listedeki kişilere gidip sizin elinizdeki fırsatı, ürününüzü ya da right. hizmetinizi anlatmanız gerekiyor, değil mi? Now the amateur's goal is to get somebody. It's like I'm going to get them. They're on my list. Amatörlerin yaklaşımı şöyledir. Tüfeği elime aldım. Şimdi avlanmaya gidiyorum. İlk hedefi vuracağım. Let's go hunting. Gidelim ve avlanalım. I'm going to get them. I'm going to get them. Onları yakalamamız lazım. That's not what the professional does. Profesyoneller bu şekilde çalışmıyor. Amateurs do it all the time. It makes people nervous about network marketing. Amatörler bunu sürekli olarak yapıyorlar ve insanlar network marketing konusunda endişe duymaya başlıyor. Because who wants to feel hunted? Çünkü kim ister ki avlanmak? That's no fun. Pek de keyifli bir şey değil avlanıyor olmak. So what the professionals do? Profesyonellerin yaptığı şey ise they have two goals. İki tane hedefleri vardır. When they connect with a prospect. Bir adayla iletişim kurdukları anda. Education. Eğitim. And understanding. Ve anlayış. They want to educate that person as to what they have to offer. Ellerinde olup da sunmak, paylaşmak istedikleri konuyla ilgili karşılarındaki kişiyi eğitmek bu bir. To the point that the other person understands it. Ta ki karşılarındaki kişiyi anlayana kadar. And once they understand it, they'll either like it or they won't. They'll either say, "Hey, this is good," or "I'm not interested." Ve anladıkları an ya diyecekler ki, "Tamam anladım, bana göre değil, istemiyorum." Ya da evet, tamam, ben istiyorum. Education and understanding. That's it. Eğitim ve anlayış. Bütün olay bu. And the overarching emotion is to help the other person, is to serve ve the other person. Benliği ele geçiren duygunun şu olması gerekiyor. Karşındaki kişiye yardım etme amaçlı oradayım. The amateur is trying to get something for themselves. The professional is trying to help another person. Amatörler genelde kendileri için bir şey elde etmek adına orada o noktadalar. Ama profesyoneller bir şeyler katabilmek için, yeni bir şey verebilmek için orada bulunurlar. If you believe in your service, eğer vereceğiniz hizmete gerçekten inanıyorsanız, then you should want to help somebody. If you have a solution for them, o zaman birilerine mutlaka yardım etmelisiniz. Eğer bir çözümünüz varsa bir başkası için, bunu onlara ulaştırmanız lazım. So, education and understanding, that's it. Eğitim ve anlayış, bütün olay bu. Not about getting people, not about closing, not about making the sale. It's just about helping, serving. Bir satış, birilerini ele geçirmek, birilerini sisteme katmak değil olay. We're going to be here a long time. Onlara bir şeyler katabilmek. Make sense? Onlara bir hizmet vermek. Burada now, çünkü çok uzun süre bulunacağız bu sektörde. I have to tell you, can you pass me my phone, please? Telefonumu alabilir miyim lütfen? I have to tell you, something happened in the last 2 years around the world. Son 2 senede dünyada bir şeyler oluyor. No one wants to talk on their phone anymore. Hiç kimse artık cep telefonunda konuşmak istemez hale geldi. We're done. Galiba bu işin sonu geliyor. We're just not interested in it. Dünya artık bununla ilgilenmiyor çok fazla. And for me, my kids trained me. Ve benim çocuklarım bana bunun eğitimini verdiler. I'd call my daughter. Kızımı ararım. My daughter's sitting on the couch. She sees I'm calling. Kızım koltukta salonda oturuyor. Görüyor benim aradığımı telefonda. She doesn't answer. Açmaz. She lets it go to voicemail. Telefon direkt telesekretere geçer. Then she texts me, "Hi dad, what do you want?" Hemen sonra da bana mesaj atar. "Ne haber babacığım? Ne istemiştin?" It's normal now, yes? Normal mi bu? Size tanıdık geliyor mu bu davranış? I'd call again. Tekrar ararım.
She'd go, I'm really busy. Cevap yazar, çok meşgulüm şu an. Yes, but I need to talk to you. Evet ama seninle konuşmak istiyorum. Can't talk right now. Yazıyor bana, cevap veriyor. Şu anda konuşamıyorum babacığım. So eventually I gave up. Ve sonunda ben de vazgeçtim. And now I just text, how's my daughter? Şimdi ben de sadece mesaj atıyorum. Kızım, she nasılsın? Answers immediately. Anında cevap veriyor. Trained me. Beni yetiştirdi bu konuda, eğitti. And the way that she wanted to communicate. Kendi iletişim kurmadığı şekilde. Any of you parents out there, you understand. I was frustrated for like 6 months. My kids won't answer the phone. İlk başta 6 ay çok ciddi bir sorun yaşadım. Çünkü eğer aranızda anne baba varsa bilirsiniz. Arıyorum ve açmıyor. Now I've learned. Ama şimdi öğrendim nasıl yapacağımı. The world changed. Dünya değişiyor bu konuda. So let me ask you a question. O yüzden size bir soru soracağım şimdi. In GoPro, I teach 8 steps on how to invite a person to take a look at your opportunity. Get on the phone and make an invitation. GoPro'da 7 tane yetenekten bahsediyorum. Adaylarımıza nasıl ulaşacağız, nasıl arayacağız ki elimizdeki fırsatı onlara da sunabilelim, değerlendirebilmelerini sağlayalım diye. Well, that was a long one. Yeah, I get it. So, I train those 8 steps and they work all over the world. Ve bu 7 yetiyi, eğitimini veriyorum. Dünyanın her yerinde de işe yarıyor. Anybody here use the 8 steps to success? Burada bu 7 adımı uygulayan, izleyen oldu mu? Başarılı olan, izleyip de başarılı olan, izleyen, başarılı yeah. olmayan. Few of you? Oh, that's sad. Sadece bu kadar mı? Üzücü. Okay. Peki. So, here's what let me ask a question of the room. Şimdi bu salona bir soru sormak istiyorum. If you call 10 prospects, eğer 10 tane adayınızı ararsanız, how many of those, or let's say you call 100 people on the phone. Veya diyelim ki telefonda 100 kişilik listeniz var, 100'ünü de aradınız. How many people are going to answer the phone? Kaç kişi sizce cevap verecek aradığınız an? Call it out. Bağırın, sesli. 20, 1, 8. It's between 10 and 20 around the world. Dünyanın her yerinde 10 ile 20 arasında bu sayı. So let's say it's 20. Diyelim ki 20 kişi cevap verdi. It means 80 go to voicemail. Bu demektir ki 80'i direkt telesekretere düştü. Is leaving a voicemail an easy way to set up an appointment? Sizce telesekretere mesaj bırakmak kolay bir şey midir adaylarımızı davet etmek açısından? Very difficult. Zor. Playing phone tag, back and forth. Sürekli onlar arar, siz ararsınız, onlar arar, siz ararsınız. Kimse birbirine ulaşamaz. So now, if you send a text message, o yüzden günümüzde eğer to what the same 100 prospects, bu 100 aynı kişiye SMS ile ulaşmaya çalışırsanız, how many are going to respond back? Sizce kaç tanesi geri cevap verecek size? It's a big number. Büyük bir sayı. If you don't respond to a text message in today's culture, you're kind of a jerk. Bugünün kültüründe eğer siz size gelen bir mesaja cevap vermiyorsanız biraz hıyarsınız. It's just the way it is. It's true. Gerçek bu. Yeah. So let's say 80. I think it might be higher than 80, but let's say 80% say yes. Bence biraz daha fazla olabilir 80'den ama diyelim 80 kişi cevap verdi. What's our job? What's our goal? Bizim amacımız ne? Bizim görevimiz ne bu noktada? Education and understanding. Eğitim ve anlayış. What's the best way for us to accomplish that goal? Bu hedefe ulaşmanın en iyi yolu nedir peki? Is to do a presentation of some sort, right? A onlara simple presentation. Bir iş tanıtımı, basit bir tanıtım yapmak, değil mi? Here's what I have. Elimde olan şey bu. Let me see if it can help you. Bir bakalım bu sana da yardım ediyor mu herhangi. How long does it take to do a presentation? Ne kadar sürüyor herhangi bir tanıtım? 20 minutes? 20 dakika. So if your goal is education and understanding, eğer sizin hedefiniz eğitim ve anlayış ise, 20 minutes.
20 dakika ihtiyacınız var topu topu. So what are we trying to do? We're trying to set an appointment. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bir for that 20 minutes. 20 dakikalık bir tanıtım için bir toplantı ayarlamaya çalışıyoruz. Now some of those 20 minute presentations can be pure business. Şimdi bu 20 dakikalık tanıtımın büyük bir kısmı sadece some, iş olabilir. Some will be a combination of business and social. Yarı yarıya da olabilir iş ve sosyal şekilde. And some will need to be purely social at the beginning. Bazıları ise ilk başlarda sadece sosyal bir görüşme olmalı tamamı. Okay? And I'll explain why the different kinds. Nedenini daha sonra açıklayacağım. But here's the thing that's happened and it's totally helped what we do in network marketing like you can't imagine. İçinde bulunduğumuz network marketing sektöründe çok büyük bir fark yaratan ve yardımcı olan bizlere bir unsur ise if you'll send out a text message, eğer birine bir text mesajı yolluyorsanız to 10 prospects, diyelim ki 10 tane adayınıza to try to set an appointment, a time to get together, onlarla bir buluşmaya çağırmak için, onlarla buluşmak için you'll schedule 5 appointments. 5 tanesini mutlaka from 10 text messages alacaksınız. 10 tane mesaj atıyorsanız eğer 5 tanesi mutlaka sizinle buluşmaya onay verecek. Now let me ask you a question. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. If you do 10 presentations to a prospect, eğer 10 adayınıza tanıtım yapabiliyorsanız, how many of those 10 on average take the whole room, everybody? How many of those 10 become a customer? Sizce o 10 kişiden kaç tanesi sizin müşteriniz haline gelecek ya da sisteme katılacak? 2 3 2 2 3 something like that. Onun gibi bir şey. Some of you will be more successful, maybe you can have more because you're bazılarınız been around a little bit longer. Başarılı olabilir çünkü bu sektörde daha fazla zaman geçirmişsiniz. When they join as a customer, they automatically become part of the business or is that a different process? Müşteri olduktan sonra sadece müşteri mi oluyorlar katılınca yoksa iki değişik bir yolu mu var? Okay. İki seçenek so, var. Out of 10 presentations, how many become a distributor? Diyelim 10 tane tanıtım yaptık. Hangisi distribütör oluyor? 2 or 3 become a distributor. 2-3 tanesi distribütör oluyor. Okay. And do some become maybe customer on top of that? Ve diğerleri de belki onun üstüne müşteri olabiliyor mu? Yoksa aynı mı? Got it. Same number. Okay, I understand. So, 10 presentations equals 2 to 3 new people joining your business, 2 to 3 new customers. 3 yeni distribütör ya da 2-3 yeni müşteri. Okay? So we know the numbers, right? You want to grow your business? Sayıları biliyoruz değil mi? O zaman işinizi büyütmek istiyor musunuz? It's math. Bu matematik. It's math. Bu sadece matematik. You want to bring in 3 people in the next 30 days personally? Önümüzdeki 30 gün içerisinde 3 yeni insanı işinize katmak istiyor musunuz? You need to have 10 appointments. Hemen 10 tane toplantı organize edin. In order to have 10 appointments, 10 tane tanıtım toplantısı yapabilmek için de you need to send out 20 to 25 text messages. Yapmanız gereken şey 20-25 tane SMS mesajı yollamak. Simple as that. Bu kadar basit. Now here's the thing. When you do a phone call, people have all kinds of objections. They have a million questions. Telefon ettiğiniz zaman bir sürü karşı dirençle karşılaşabilirsiniz. Bir sürü sorularla karşılaşabilirsiniz. And the biggest thing is the new distributor is too afraid of the unknown, so they won't pick up the phone. Yeni işi tanıtacağınız, tanıtım yapacağınız kişi korktuğu için, bir korku yaşayacağı için telefonu bile açmayabilir siz aradığınızda. They go, yeah, I know, I should call, I'm not going to call. Derler ki, evet, aramam gerekiyor, arayacağımı söyledim ama aramadım falan filan, ama aramazlar. Or they called one person, their best friend. Ya da en yakın arkadaşını arar biri. And their best friend said, boo, and then they ran away. En iyi arkadaşı der ki, saçmalama, kapatır suratına ve biter iş.
But with a text message, it's different. Ama mesajlaşma çok farklı bir yaklaşım. You can hide behind a text message a little bit. Biraz arkasında saklanabiliyorsunuz birine mesaj attığınız zaman. If I sit down with you and you're brand new, eğer size ulaşmam gerekiyorsa ve siz yeniyseniz, I can say, who do you think would get the most value from this product and service? This opportunity. Who do you know that would get the most value from this? Tanıdığın kim var ki bu hizmetten ya da bu üründen en yüksek faydayı elde eder? Let's send them a text right now. Eğer öyle bir insan varsa hayatınızda şu anda aklınıza gelebilen, şimdi ona mesaj atın. And see if we can get an appointment set for the next couple weeks. Atın o mesajı ve gelecek hafta veya ondan sonraki haftaya bakalım kaç kişiyi. And now I have the person that just signed up 5 minutes ago. Who's now sending text messages before they even leave me? 5 dakika önce sisteme dahil olan birisi hemen birine mesaj atmaya başladı daha yanından ayrılmadan. They send 5 text messages, all of a sudden they get 2 appointments back right away. Their confidence goes way up, their excitement goes up. 5 kişiye mesaj atıyorlar, 2 kişi cevap veriyor ya da 3 kişi cevap veriyor. Bir anda kendine olan güvenleri artıyor. It was simple. They start saying, "Well, gosh, maybe I could do this." Yaptıkları şey çok da zor bir şey değildi ve olumlu geri dönüşü oldu ve kendi kendilerine düşünmeye başlıyorlar. Evet, belki ben bu işi yapabilirim. This could work for me. Bu bana yarayabilir. So they send another 5, and then they send another 5. Ondan sonra bir 5 mesaj daha yolluyorlar. 5 mesaj daha yolluyorlar. And pretty soon their calendar is filled with appointments. Bir süre sonra bir bakıyorlar ki önümüzdeki ayın takvimi neredeyse dolmuş. Teach them how to do a simple little basic presentation. Ve onlara tek öğretmeniz gereken basit, kolay, anlaşılır bir tanıtım yapmak. And their business gets started. Ve onların işi başlıyor. So here's the challenge I have for all of you. Şimdi and we're going to take a break in about 10 minutes or something. Bir 10 dakikaya bir ara vereceğiz ve sizin için bir şey. We're going to take a break in about 10 minutes. 10 dakika sonra bir ara vereceğiz. But here's the challenge I have for you. Ama sizin için şu anda değerlendirmenizi istediğim bir şey var. Between now and 3:30. Şu an ile 3:30 arasında, saat 3:30 arasında. I want each of you to send at least 10 text messages to 10 different prospects. Her birinizin 10 tane yeni adaya 10 mesaj yollamasını isteyeceğim. Just 10. Sadece 10. It's no problem. You're under 25 most of you. It's super easy. Birçoğunuz 25 yaşın altında you've sent 10 text messages in the last 15 minutes to other people. 10 kişiden fazla kişiye mesaj attınız son 10 dakikada zaten. So let me give you some guidance on this. Onun için bununla ilgili size biraz yol gösterecek bir iki bir şey paylaşmak istiyorum. Your goal is to just get together with them. Hedefiniz, tek hedefiniz onlarla bir araya gelmek. Have a cup of coffee, have a cup of tea. Belki bir çay içmek, bir kahve içmek. Get together after work. Get together on the weekend. İş çıkışı buluşun ya da hafta sonu bir araya gelin. Meet at one of these little sidewalk cafes someplace. Herhangi bir kafede buluşun. Right? Değil mi? Connect with them. İletişim kurun. Now, what would the text message be? Peki bu mesajda ne yazmalı? It could be coffee? Question mark. Kahve? Soru işareti olabilir. It could be. Hey, I'm at a conference. Şöyle bir şey olabilir. Şu anda bir konferanstayım, bir kongredeyim. I thought about you. Aklıma sen geldin. What does your schedule look like over the next week? I'd love to meet with you. Haftaya müsait olabilir misin? Seninle bir araya gelmek istiyorum. It could just be hello. Veya sadece selam diyebilirsiniz. Whatever you want to say. Her ne demek istiyorsanız. Start the conversation. İletişimi başlatın. Okay? Now, hear me with this. Bunu lütfen dinleyin. Önemli bir şey paylaşacağım. Some of you might be worried about this because you've already talked to every single person you know about the opportunity, right? Bazılarınızın aklından şöyle bir endişe geçebilir. Ben zaten konuşabileceğim herkesi aradım. Or you feel like you have. Veya böyle hissediyor olabilirsiniz. Ben arayabileceğim herkesi aradım. Kimsem kalmadı. And if you get some pushback, person says, "Hey, yes, I'll have coffee with you if it's not about network marketing."
Ve eğer şöyle bir cevap alırsanız, evet seninle bir kahve içebiliriz gelecek hafta ama bana o işten, network'ten bahsetmeyeceksin, tamam mı? Right? You might get that. Böyle bir cevap alabilirsiniz. And what does that tell you? Bu size ne diyor? Ne demek yani bu? What it should tell you is previously you've made them feel uncomfortable. Size demesi gereken manası aslında şu olmalı bu cevabın. Geçen buluştuğumuzda biraz beni rahatsız ettin. Rahatsız hissettim. Previously you've made them feel hunted. Daha önceki buluşmamızda onlara bir şekilde avlıyor olduğunuzu hissettirdiniz. Onları avlamaya çalıştığınızı hissettirdiniz. Maybe you made them feel like you were only friends if they were a prospect. Veya şunu hissettirmiş olabilirsiniz. Sadece bir network işine girerlerse, bir aday olurlarsa sizin arkadaşınız o kişi aslında. And even if maybe you're just a little too excited, you created this impression. Belki de çok aşırı heyecandan bu düşünce yapısını onlara yansıttınız. So what do you do when somebody pushes back? Here's what you do. Eğer birisi direnç gösteriyorsa ve itiyorsa sizi geri, şunu yapın. You set up a social appointment. Sosyal bir ortamda buluşma teklifinde bulunun. Just rebuild the relationship. Sadece arkadaşlık kurmak namına, sadece iletişim kurmak namına. Still meet with them. Yes, of course. Onlarla yine de olun. Onlarla yine de buluşun. Still have a cup of coffee. Bir kahve için beraber. Still compliment them. Yine onlara bir iltifatta bulunun. Still ask them about their life. Yine onlara hayatları hakkında sorular sorun. To say, hey, look, we'll put the business over here. Don't worry about the business. Onlara şunu hissettirin. Bak, işi kenara bıraktım. Şu anda işle ilgili konuşmayacağım seninle. And if I made you feel uncomfortable in the past, sorry about that. I was just passionate about what I had to offer. I got overexcited. Eğer geçmişte seni kötü hissettirdiysen bu işi paylaşırken, affet beni çünkü çok heyecanlıydım ve ne yaptığımı tam olarak bilmiyordum. They'll ask you about your business. You won't even need to worry about bringing it up. Size o işle ilgili hiçbir şey sormayacaklar. Merak etmeyin. All of your close friends know what you do anyway. En yakın dostlarınız ne işle meşgul olduğunuzu şu anda zaten biliyorlar. Build a relationship. Build a relationship. İlişki kurun, bağ kurun, dostluk kurun. Right? So, powerful. If it's social, if it needs to be social, let it be social. Eğer sosyal olması gerekiyorsa o buluşmanın, onu sosyal çerçevede sınırlayın. Some of the appointments need to be a mix of social and business. Bazı buluşmalarınızın, bazı toplantılarınızın yarı yarıya olması gerekecek. Hem sosyal bir buluşma hem de işten bahsedeceğiniz bir buluşma. Hey, I'd like to get together with you. I miss you. And I have a project I want to share with you. And I have an seninle idea. Seninle görüşmek istiyorum. Uzun zaman oldu görüşmedik. Buluşalım lütfen. Ve seninle paylaşmak istediğim bir takım yeni iş fırsatları var. And then some of them can be purely business. Ve bazıları sadece iş toplantısı ya da iş buluşması olabilir. I'd like to get together, buy you a cup of coffee. I have a business idea I want to run by you. Seninle buluşup sana bir kahve ısmarlamak isterim çünkü çok enteresan bir iş fırsatı var elimde sana anlatmak istediğim. You understand? Açık mı? Now listen to me. How do I say this the right way? Bunu doğru şekilde nasıl söyleyeceğim? We disrespect network marketing on virtually a daily basis. Network marketing sektörünü aslında güncel olarak saygısızlık ediyoruz. Here's why. Nedeni şu. How many people here are full time in network marketing? Burada kaç kişi lütfen el kaldırın. Burada kaç kişi full time yani tam zamanlı network işini yapıyor? Okay. Wonderful. Tam zamanlı. How many are part-time in network? Kaç kişi burada network'te yarım zamanlı çalışıyor? Yani başka işleriniz de var. All right. How many won't raise their hand no matter what I ask? Ne sorarsam sorayım kimler el kaldırmıyor? Okay, got it. Thank you. Okay, teşekkürler. Appreciate it. Anladık. All right. Evet. What would you consider? What would you be just for a full-time person? Tam zamanlı bu işte çalışan biri olarak sizce in network marketing, in your company, full-time person. Full-time olan birisi, tam zamanlı.
How many presentations should they do a month? Sizce tam zamanlı ne söylüyorsunuz? Serious full-time person. Ama ciddi tam zamanlı bir ayda kaç tane tanıtım toplantısı yapmalı? Consistently. Sürekliliği olan bir şekilde kaç tanıtım yapmalı sizce? Bağırabilirsiniz sayıyı. I don't want to hear from like the top earners up here. I want to hear en çok kazanan önde oturanlardan duymak istemiyorum. Herkesten duymak istiyorum. Translate it back to me what they're 50, saying. 100. 50, 100. Başka 200. All right. 500. All right, all right. Peki. Thank you. Teşekkürler. Full-time people, please stand up. Tam zamanlı çalışan kişiler lütfen ayağa kalkın. Okay. As God is your witness, I want you to be honest. Tanrı şahidiniz olsun ki dürüst olacağınızı ümit ediyorum. Dürüst olacaksınız. In the last 30 days, son 30 gün içinde, if you personally did less than 50 presentations with a prospect, eğer kişisel olarak 50 adayla tanıtımdan aşağıya bir sayıda tanıtım yaptıysanız, on your family name, aile isminizin üzerine yemin edeceksiniz. If you did less than 50, eğer 50 tanıtımdan aşağıya yaptıysanız, please sit down. Oturun lütfen. Well done. For those standing, go ahead and sit. Go ahead and sit. Ayakta oturanlara alkış. Oturun lütfen. Well done. Bravo. What's a good number for a serious part-time person to do on a monthly basis? Network şirketinde yarı zamanlı çalışan bir insan için en olması gereken en uygun sayı sizce nedir tanıtım bir ayda? 20? 30. Oh, one a day? Günde bir uyar mı? All right, part-time people, please stand up. Network içinde yarı zamanlı çalışanlar lütfen ayağa kalksın şimdi. Now, evet, same question, honestly. Aynı soruyu soracağım ama yeminle. If you did less in the last 30 days, if you did less than 30 presentations, eğer son 30 gün içinde 30 taneden az tanıtım yaptıysanız, please sit down. Şimdi oturun lütfen. Those standing, give them a round of applause. Well ayakta done. Duranlar well için well lütfen done. Bir alkış alalım. Go ahead and sit down. Teşekkürler, oturabilirsiniz. Now, do you see why I say that we disrespect network marketing? Anlıyor musunuz şimdi network sektörüne her gün saygısızlık ediyoruz dediğimde ne demek istediğimi? We expect all this magical results. Bütün bu sihirsel sonuçları bekliyoruz ama. And we're not working hard. Ama gerekeni yapmıyoruz ki aslında. My brother, back in the United States, kardeşim Amerika'da, he sold office equipment. Ofis malzemesi copiers, satmaktaydı. Things like that for office buildings. Ofis binalarına malzeme tedarik eden bir şirketi vardı. Full-time sales guy, territory. Kendi bölgesinde tam zamanlı satış adamı. He made 200 phone calls every day. Her gün en az 200 telefon ediyordu kendi işiyle ilgili. Every salesperson in the office made a minimum of 200 phone calls every day. Satış yapan her çalışan o ofiste günde minimum 200 kişi arıyordu. Plus customer appointments and lunches. Artı müşteri toplantıları, yemek toplantıları. Plus customer service with his clients. Artı müşteri hizmetleri satış sonrası. That's normal. Ve bu normal.
in the big boy world. Büyük dünyada. That's normal. Bu doğal, bu normal. Anybody know somebody who travels and is a traveling salesperson? Hiç tanıdığınız seyahat ederek satış yapan birileri var mı? They leave their home on Monday morning. Pazartesi sabahı evden çıkarlar. They come back to their home the following Saturday. Bir sonraki cumartesi eve dönerler. They don't see their family all week. Bütün hafta eşlerini ve çocuklarını göremezler. They do that 45 to 50 weeks a year. Ve bunu 40-45 hafta tekrarlarlar. That's senede. That's normal. Bu normal. People being worked hard. İnsanlar çok zor çalıştırılıyor. Person who starts their traditional business, they start their own business. Bir insan geleneksel bir işe başlıyorsa, kendi işini kuruyorsa geleneksel. If you start your own business and you're serious about it, guess how many hours a week an average business owner spends on their business. Herhangi bir geleneksel şirket kuran kişi haftada ya da ayda kaç saat harcıyor biliyor musunuz? 60 to 80 hours a week. Haftada 60 ila 80 saat harcamak zorunda o işi kurmak için. Who knows somebody who runs a restaurant? Anyone? Hiç restoran işleten ya da restoranı olan tanıdığınız var mı? How many hours a week do they work? Haftada kaç saat çalışıyorlar biliyor musunuz? All of them. Her saat. And we're just network marketing. Wee. Biz de burada gelmiş ha network marketing falan filan diyoruz. Come on. Hadi arkadaşlar. Can we do better? Daha iyisini yapar mıyız, yapamaz mıyız? We can do better. Yaparız. You can do better. Every one of you can do better and you know it. Her biriniz daha iyisini yapabilirsiniz ve siz bunu biliyorsunuz. But we've set the bar so low. Ama çıtayı o kadar az tutuyoruz ki, o kadar alçak tutuyoruz ki. Can't even be proud of it. Bununla gurur duymamız gerekiyor aslında. İşimizle. Now here's the thing. I think if you are dead serious, eğer gerçekten serious full-time person in growth mode, tam zamanlı gelişime ve büyümeye odaklı iseniz, you should be doing about 120 presentations a month. Ayda aşağı yukarı 120 tanıtım yapıyor olmanız lazım. Some of them with your prospects, some of them with your team's prospects. Bazıları kendi adaylarınız için, bazıları takımınızdaki insanların adayları için. But on average about 4 a day. Ortalama günde 4. 4 a day on average. And if you're doing less than that, you're just fooling yourself. Günde 4 ortalama. Eğer bundan aşağıya bir şey yapıyorsanız, kendinizi kandırıyorsunuz. Çalışıyormuş gibi yapmaktasınız. You're going through the motions. Bir takım duygulardan geçiyorsunuz demektir. Duygusallaştınız demektir. If you are a casual full-time person, eğer sıradan tam zamanlı bir çalışansanız bu sektörde, you should be doing about 60 a month. 60 saat ortalama yapmanız lazım. On average about 2 a day. Ortalama 2 tanıtım demektir bu. You can do 2 every day, you can do a bunch on a weekend, you can figure out how you're going to do it, but 60 a month. Günde 2, hafta sonları daha biraz fazla diye ayarlayıp ayda 60 tane yapabiliyor olmanız lazım. Yours and your teams, sizin you know? But when you're in front of a prospect. Sizin adaylarınıza ve takımınızın adaylarına. If you're a serious full-time person. Eğer ciddi anlamda tam zamanlı bu işteyseniz. Serious part-time person. Eğer çok ciddi anlamda yarı zamanlı bu işteyseniz. You're part-time but you're serious. You're passionate. You want to go after this. Yarı zamanlısınız ama ciddisiniz. Bunun peşinden gidiyorsunuz ve bunu başaracaksınız. Bu kafadaysanız. You should be doing no less than one a day, 30 a month. Günde birden aşağıya tanıtım yapamazsınız. Bu da ayda 30 minimum eder. And if you're a casual part-time person, ve eğer sıradan yarı zamanlı bir, I'd take it down to maybe 10. Çalışansanız just want to have a little hobby business. O zaman 10 kişi ortalama. 10 kişi ayda ki bu biraz da hobi gibi bir şey olur sizin için. Casual part-time 10.
sıradan yarı zamanlı 10 serious tanıdım. Part-time 30. Ciddi yarı zamanlı 30. Casual full-time 60. Sıradan tam zamanlı 60. Serious full-time 120. Ciddi tam zamanlı. Anything 120. Less than that is you're just being a tourist. You're pretending to be a business person. Bunun altındaki sayılar sadece sizin turist olduğunuzu gösterir burada. Sadece öyle geldim, bakıyorum, çıkacağım gibi bir şey. So, if we want to change the numbers, now here's the thing that I know, the thing that excites me. İşte eğer sayıları değiştirmek istiyorsak, what do we have here? 7,000 people. Benim bildiğim şey şu ki, beni heyecanlandıran şu ki, burada 7,000'e yakın insan var. Based upon the numbers, it looks like these 7,000 people maybe did average of 3 presentations over the course of the last month. Şunu görüyorum galiba, okay. Bu 7,000 kişi probably. Son geçtiğimiz ayda belki 3 tanıtım yapmıştır, ya yapmıştır. That's yapmamış. Normal around the world. Dünyanın her yerinde aslında normal bu. Herkes bunu yapıyor. So let's say it's 21,000 presentations happened in the last 30 days. Diyelim ki son 3 ayda 21,000 tane tanıtım yapıldı bu salona bakarak. If every person in this room just does a casual part-time effort in the next 30 days, eğer bu odadaki herkes sadece sıradan yarım zamanlı bir çalışmaya girerse bu salondaki herkes, it's 7,000 times 10, 70,000 presentations in the bu demektir ki 7,000 çarpı 10 serious part-time 30 eğer ciddi yarım zamanlıysa 210,000 presentations in the next 30 days. 210,000 tanıtım demektir bu önümüzdeki 30 gün için. What if you went nuts and said, you know what? For one month, I'm just going to stretch. I'm going to grow. I'm going to do something uncomfortable. Eğer kafayı sıyırıp derseniz ki, tamam, ben artık anladım ve ben dili gibi saldıracağım önümüzdeki ay. I'm going to find a way to do 60 presentations in the next 30 days. Önümüzdeki 30 gün içinde 60 tanıtım yapmanın bir şekilde yolunu bulacağım diyebilirseniz buradan çıktığınızda. What's 60 times 7,000? 420? 60 çarpı 7,000. 420,000 presentations? 420,000 tanıtım eder. What happens to the organization? What happens to growth? What happens to sales? What happens to o zaman checks? Sizin organizasyonunuza, satış ekibinize, elinize geçen paraya. Would you be willing to do something outrageous with me? Benimle olağanüstü ve alışılagelmişin dışında bir şey yapmak ister misiniz? Who's willing to do something completely crazy with me? Benimle tamamen çılgınca bir şey yapmak isteyenler el kaldırsın. Tamamen çılgınca bir şey. Yeah, you with me, really? Benimle misiniz? Gerçekten benimle misiniz? Duyamıyorum. Right. Here's what I want you to think about. Şunu düşünmenizi istiyorum. I want you to put together a game plan today. What's the date? November 11. November 11th. Bugünün tarihini koyun 11 Kasım olarak. Between now and December 11th. Bugünle Aralık 11 arasında do whatever you must do. Yapmanız gereken ne varsa bunu yaparak. You personally being in front of 60 prospects between now and then, whether it's yours, your prospects or somebody on your team, kendinizi, you'll be face to face with 60 prospects in the next 30 days. Kendinizi 60 tane adayın önüne atacaksınız. Bu sizin kendi bireysel adayınız olabilir, takım üyelerinizin adayları olabilir. Önümüzdeki 30 gün içinde bu 60 kişinin önüne çıkmanızı istiyorum sizden. How many people will accept that challenge? Böyle bir meydan okumayı kim kabul eder? El kaldırın lütfen. Yes, for real? Duyamıyorum sizi. All right, listen. Now I'm going to teach you today. I'm going to teach you how to set the appointments. I'm going to teach you what to say. Size bugün bu tanıtım için how to tell your story. Nasıl arayacağınızı, ne diyeceğinizi. How to answer questions, overcome objections. Don't worry about any of that stuff. Sorulara nasıl cevap vereceğinizi, direnci nasıl kırabileceğinizi hepsini öğreteceğim bugün size. I want to tell you this. Size şunu söylemek istiyorum ki your imagination is one of the most powerful forces on earth. Sizin hayal gücünüz şu dünyada var olan en güçlü şey. If you can imagine yourself doing it, eğer kendinizi bunu yaparken ve başarırken you'll find a way to make it happen. Hayal edebilirseniz inanın bunu yapmanın yolunu bulacaksınız.
If you can imagine yourself stretching and growing and being excited and getting in front of people and changing lives, it will happen. Eğer şunu hayalinizde kurabiliyorsanız, insanların önüne çıkıp bu fırsatı paylaşıp onlara yardım ederek onların hayatına bir şey kattığınızı görebiliyorsanız bunu yapacaksınız. So don't worry about how you're going to do it right now. Şu anda bunu nasıl yaparsınızla ilgili endişe duymayın lütfen. Just make the commitment and I will tell you what. When you do this over the next 30 days, they're going to feel sadece, the vibrations of that. Sadece buna all sebat edin. Over the world. Buna karar verin. Önümüzdeki 30 gün içinde bu 60 kişinin önüne atacağınıza kendinize karar verin ve inanın. Göreceksiniz. Bunun nasıl gerçekleştiğini siz de inanamayacaksınız. All right. Proud of you. We're going to take a quick break. Do you need to come up? Hepinizle gurur duyuyorum. Şimdi bir ara vereceğiz. Bring back Enes, please. Enes Olgun'u çağırıyoruz sahneye. Teşekkürler. Wait. Also, can you put the lights up? I want to take a picture. Bir dakika. Bitirmeden önce bütün ışıkları açabilir miyiz? Lütfen bütün ışıkları açalım. Bir resim çekeceğim. Lütfen bütün ışıkları açalım. Oh my gosh, I don't know if we can see everybody here. Herkesi görebilecek miyiz bilmiyorum buradan ama. Everybody wave. Herkes el sallasın lütfen.